Sevgili seyirciler, derbi gününde sizlerle birlikteyiz. Konuklarımı tanıtacağım az sonra ama Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Sözü şimdi İbrahim Uslu'ya bırakıyorum. Keremcan Bulat, teşekkürler. Rams Park'ta taraftarlar artık tüm kontrolleri tamamladılar ve otobüslere doğru yola çıkıyorlar. Tabii Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray olacak. Gerçekten derbi atmosferi sabah saatlerinden itibaren stadyum çevresinde fazlasıyla kendini hissettirdi diyebiliriz. Yaklaşık 2079 taraftar Kadıköy'e doğru hareket ediyor. Takımlarına destek verecekler. Tabii bu bağlantılar öncesi taraftarlarla yaptığımız görüşmelerde de taraftarların takımlarına inancı gerçekten çok üst seviyede. Teknik direktör Okan Buruk'un da Galatasaray'ın başında Kadıköy'de mağlup olmaması yine taraftarların en çok güvendiği noktalardan bir tanesi. Taraftarlardan bize gelen sorularda da en çok Icardi merak ediliyor. Yayınlarımızda daha önce de bahsettik, tekrar edelim. Icardi Galatasaray'ın kadrosunda olacak. İlk 11 beklemiyoruz ama Galatasaray'ın bench'inde Icardi'nin olmasını bekliyoruz. Tabii Osimhen de taraftarlara gerçekten güzel bir heyecan katmış. Takımlarına sonuna kadar güvendiklerini belirtiyor taraftarlar. Evet, görüntülerde de görüyorsunuz. Büyük bir coşkuyla otobüslere hareket ediliyor. Yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde eskortlar halinde Kadıköy'e doğru yola çıkacak Galatasaraylı taraftarlar. Tabii Kadıköy'de de kapalı gişe bir maç olacak. En düşük biletin 1500 TL, en yüksek biletin de 23.000 TL'den satışa çıktığını ve tüm biletlerin 4 saniye içinde tüketildiğini ifade edelim. Maçın başlamasına da artık 5 saatten az bir zaman dilimi kaldı. Tabii 1 saatte yolculuk olduktan sonra 4 saat boyunca takımlarına desteğe devam edecek Galatasaray taraftarı. Kadıköy'de de geniş güvenlik önlemleri eşliğinde gidileceğini belirtelim. Kameramın arkadaşım Barış Seven size görüntüleri de aktarıyor. Taraftarların heyecanı gerçekten yüzlerinden okunuyor diyebiliriz. Ve bir dünya derbisi tüm dünya tarafından da takip ediliyor. Tabi taraftarlardan şöyle bir mesaj da geldi. Bunu da bizim aracılığımızla iletmemizi istediler. Kerem Aktürkoğlu sen sağda biz tribünde diye bir paylaşım yaptı. Bu da Galatasaraylı taraftarların gönlüne dokunmuş adeta. Bizim aracılığımızla Kerem Aktürkoğlu'na da teşekkür dileklerini, ilettiklerini ifade edelim. Evet, artık son kişiler de çıkmaya başladı. Otobüsler hınca uç doldu diyelim tabiri caizse. Büyük geniş güvenlik önlemleri var burada. Ve artık hareket edilecek. Kadıköy'e doğru yola çıkacak Galatasaray taraftarları. Artık son kontroller yapılıyor Rams Park Stadyumunda. Evet, görüntülerde de görüyorsunuz. Birazdan yola çıkacak. Tabii trafik durumuna göre yaklaşık bir saat içinde de Kadıköy'de stadyuma giriş yapacak Galatasaraylı futbol severler. Tabii derbi heyecanı sabah saatlerinden itibaren Rams Park'ta sürdüğünü ifade edelim. Taraftarlar çok erken saatlerde Rams Park Stadyumu'nun etrafında kümelenmeye başladılar. Buradaki sosyal alanlarda maçın havasını yaşamaya başladılar diyebiliriz Kerem. Evet. Teşekkür ediyoruz İbrahim'e. Abdullah Ercan ve Mahmut Alpaslan bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş gördük. Bağlantılarımız var sevgili seyirciler. Bağlantıları gerçekleştireceğiz. Sonrasında derbi sohbetimize başlayacağız. İlk olarak Fenerbahçe'nin tesislerine gideceğiz. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Ardından Emre Kaplan ve Erdem Akbaş'a da söz vereceğiz. Şimdi Engin Can Çelik'teyiz. Kerem, teşekkürler. Samandıra Can Bartu testlerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim biz de. Ben direkt buradaki atmosferle başlamak istiyorum. Aslında sabah saatler
Sabahın erken saatlerinden beri taraftarlar Cambartu testlerine geldi ve şu dakika itibariyle artık saatler 18'i gösterdi. Takım otobüsünün çıkmasını bekliyorlar ve takım otobüsünü buradan Ülker Stadyumu'na doğru uğurlamayı beklediklerini ifade edelim. Yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe Cambartu testlerinden Ülker Stadyumu arasındaki mesafe. Yaklaşık 20-25 dakikada polis eskortu eşliğinde Ülker Stadyumu'na doğru hareket edeceğini ifade edelim. Çevik Kuvvet polisleri de geldi. Çevik Kuvvet polisleri şu dakika içeride takıma dair bilgiler verecek olursak dün akşam saatlerinde son taktik antrenmanını gerçekleştirmişti Fenerbahçe kafilesi. Şu dakikada itibariyle artık son maç taktik toplantısı yapıyor. Maç taktik toplantısının ardından da saatler 18'i gösterdiğinde Ülker Stadyumu'na doğru hareket edeceğini ifade edelim. Osay Samuel'in bir sakatlığı vardı. Geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık yaşamıştı. Bireysel antrenmanlarına devam ettiğini ifade edelim. Bireysel antrenmanların yanı sıra da 2-3 gün önce takımla çalışma fırsatı bulamamıştı. Bu nedenden dolayı mevcut kadroda olmayacağını ifade edelim. Fenerbahçe tabii ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik almıştı. 4 galibiyet 1 beraberlik almıştı ve bugün de mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacağını ifade edelim ve muhtemel 11'e geçelim. Kalede Livakovic, savunmanın sağında Mert Müldür, sol bekte ise Osterwold'e stoper ikilisi Bekao ve Çağlar, merkez orta sahada sol tarafta Amrabat, ortada İsmail, sağ tarafta ise Fred'in oynamasını bekliyoruz. Sağ kanatta Tadiç, sol kanatta Maximen, forvette de Edin Dzeko'nun oynamasını bekliyoruz diyelim. Biz gün boyu buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim. Söz tekrardan size bırakalım. Sevgili seyirciler, şimdi kameralarımızı Florya'ya çeviriyoruz. Aspor ekranlarında Emre Kaplan Galatasaray'a dair gelişmeleri bizimle paylaşacak. Flora Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, yayınlar dileyelim. Galatasaray kafilesi derbi hazırlıklarını dün itibariyle tamamlamıştı. Birazdan maç yemeği yenecek Okan Hoca. Son talimatlarını oyuncularından, son beklentilerini takımına aktaracak ve sonrasında da derbi yolculuğu başlayacak. Saat 17.45 sularında Galatasaray'ın buradan Ülker Stadyumu'na doğru hareket etmesini bekliyoruz. Sarı Kırmızılılar'da iki eksik var. Aslında bir tanesi zorunlu bir eksik, bir tanesi tercihle alakalı bir durum. Hakim Ziyech'in tedavisi sürüyor. Hollanda'ya gitmişti, geri döndü. Derbi öncesi takımla birlikte yer almak istedik. İstanbul'a geldi Hakim Ziyech ve yanı sıra yabancı durumundan dolayı kadroda yer alacak yabancı sayısı ve Yusuf Demir'den az önce testlerden ayrıldı. Maç kadrosunda kendisini yapılmayacak olan işinden sayısı Mauro Icardi hafta içinde takıma katıldı. Beklenenden önce döndü. Okan Buruk yaklaşık 10 gün kadar sahalardan uzak kalacağını ve çalışmalara başlayamayacağını ifade etmişti. Ama Mauro Icardi çalışmalara başladı. Maç kadrosuna da kendisine yer verecek. Yedek kulübesinde mücadeleye başlamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın muhtemel kadrosundan bahsetmek gerekirse kalede Fernando Muslera, savunmanın sağında Kaan, stoper ikilisinde de Davinson Sanchez ve Abdülkerim, sol tarafta İsmail Jakob, orta sahanın merkezinde Lucas Torreira, Gabriel Sara, onların yanında Dries Mertens, kanatlarda Yunus Akkuna, Sarı Yılmaz, ileride ise Kıbrıs'ın Osimhen şeklinde bekliyoruz. Stat çevresi daha önceki yayınlarda sakin olduğundan bahsetmiştik. İsim çevresinin sakin olduğundan bahsetmiştik. Yavaş yavaş Galatasaray taraftarları burayı doldurmaya başladı ve ekrana yansıdığı üzere de taraftarların bir hayli coşkulu olduklarını ifade edelim. Takımlarına destek vermek adına burada yerlerini almış vaziyetteler. Galatasaray takım otobüsü saat 17.45'lerinde buradan ayrılacak. Ülker Stadyumu'na doğru hareket edecek. Biz de buradaki gelişmeleri takip etmek aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar sıra. Şimdi Kadıköy'e gideceğiz sevgili seyirciler. Stadyumda Erdem Akbaş bizi bekliyor. Mücadele öncesinde gelişmeleri aktaracak. Oradaki atmosferden bahsedecek. Erdem, söz sende. Kerem Can Mulat, iyi yayınlar. Evet, Kadıköy'de atmosferi anlatayım ilk önce. Biraz önce aşağıdaydım. Yoğurtçu Parkı çevresi büyük oranda doldu. Stadyum çevresinde de taraftarlar var. Kadıköy'ün iç sokaklarında fazlasıyla sayıda Fenerbahçe taraftarı var. Mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor Fenerbahçe. Tabii bugün kazanması halinde puan olarak da Galatasaray'ın üstüne çıkacak Fenerbahçe. Her anlamda önemli bir derbi. Ligin 6. haftasında sezonun henüz başlangıcında kazanacak bir derbi galibiyeti
Fenerbahçe için sezonun geri kalanında için ciddi bir motivasyon olacaktır. Tabii bu Galatasaray için de geçerli, her iki takım için de çok kıymetli bir derbi. Asırlık bir mücadeleden bir tanesi bugün saat 20'de arkamda gördüğünüz Ülker Stadyumunda yaşanacak. Tabii arkadaşımız Engin Can muhtemel 11'i paylaştı ama ben birazcık takım içinde bu hafta neler yaşandı onları aktarayım. Fenerbahçe Kasımpaşa galibiyeti sonrası bir gün izin yaptı ve ardından derbi hazırlıklarına başladı. Tabii ki de Galatasaray'a özel bazı planları var. Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın zayıf olduğu bölgelere yönelik hafta içerisinde yoğun bir şekilde analiz yapıldı ve bunlar üzerinde çalışmalar tekrar edildi. Aslında Mourinho'nun birazcık da analize çok fazla önem verdiğini ve rakiplere yönelik önlemler ve bazı kozlar ürettiğini de söyleyebiliriz. Hafta boyunca antrenmanlarda orta saha kurgusunda Amrabat'ı da denedi Mourinho. Yeni transfer Fenerbahçe'ye gelmeden önce zaten Fiorentina ile 120 dakika maçı çıkmıştı. Geldi. Kasımpaşa maçında hemen kadroya girdi. Süre aldı ve Galatasaray maçında da aslında fiziksel ve mental anlamda ilk 11'de olabilecek seviyede. Hafta boyunca bunun örneklerini gördük. Amrabat'ı orta sahada Fred, İsmail, Amrabat üçlüsünü de denedi ama Szymański gerçeğini de atlamamak lazım Kerem. Szymański'yi 3 tane Szymański olsa 3'ünü de oynatırım demişti. Szymański'yi de aynı antrenmanlarda Szymański kurgusu da farklı varyasyonlarda denendi. Bu anlamda orta sahadaki Mourinho'nun gelen transferlerle beraber nasıl tercihlerde bulunacağı da merak konusu. Bir diğer konu da stoperdi. Bekao'nun Kasımpaşa karşısındaki çok iyi bir performansı var. Oyuncu gerçekten hamleli ve sert bir oyuncu. Hava toplarındaki hakimiyeti Çağlar'la beraber gerçekten çok büyük bir üstünlük kurmuştu. Aynı şekilde Galatasaray'ın forvet hattında düşündüğümüz zaman Bekao-Çağlar ikilisi de oraya karşılık verebilecek sert bir savunma hattı olarak gözüküyor ama Cicu da Mourinho'nun gerçekten çok beğendiği bir adım önde gördüğü stoperlerden biri. Gerek topu oyuna sokma becerisi, gerekse savunma hattını birazcık daha öne taşıması, Cicu'yu farklı bir kimlikte stoper olarak Fenerbahçe kadrosunda görüyoruz. Bu anlamda Bekao-Cicu ikilisinden birini bugün tercih edecek. Biz muhtemel 11'de Amrabat'ı vermiştik. Fred, İsmail, Amrabat ama Szymański gerçeğini de buradan belirtelim. Atlamamak lazım. Bugün Szymański başlarsa da zaten sürpriz olmaz. Fenerbahçe'nin sezon genelinde şu ana kadar gördüğümüz üçlüsü İsmail, Fred, Szymański'ydi. Bugün Amrabat gelirse de Mourinho'dan birazcık daha Galatasaray'a yönelik farklı önlemler ve farklı hücum silahları ürettiği anlamını çıkarabiliriz. Kadıköy'de atmosfer bu şekilde. Mücadele saat 20'de başlayacak. Taraftar yavaş yavaş stat çevresini doldurdu demiştik. 4'ten sonra buradaki kalabalığın iyice artmasını bekliyoruz Kerem. Osay Samuel dışında eksik oyuncu yok. Osay Samuel tüm hafta bireysel çalıştı. Takımla çalışma şansı bulamadı ve kadroda da olmayacak. Filip Kostić kadroda olacak çok büyük olasılıkla. Hatta süre de almak istiyor. Bunu oyuncu antrenman performansıyla da gösterdi. İstekli bir hava vardı. Samandıra'da gerçekten çok motive bir atmosfer var. Tüm oyuncular hemen hemen sosyal medyasından maçla ilgili farklı farklı paylaşımda bulundu. Aynı şekilde dün akşam geçmiş derbide atılan goller oyunculara izletildi. Zaten bu Samandıra'da yapılan uygulamalardan biriydi yıllardır. Bu anlamda Fenerbahçe derbiye odaklanmış durumda. Biz Kadıköy'den farklı noktalardan yayınlarımıza devam ediyoruz Kerem. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Mahmut Alpaslan ve Abdullah Ercan'la beraber derbiye dair değerlendirmelerde bulunacağız. İlk olarak belki biraz derbinin anlamından bahsedelim isterim. Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray maçları üzerine tekrar tekrar belki konuşmaya gerek yok ama bu sezon özelinde hocam şu an takımları sahada bekleyeceğiz. Yani önümüzde hala biraz zaman var ama netice itibariyle yaşayacağız bu büyük heyecanı. Nasıl görüyorsunuz derbi öncesinde atmosferi, iki takım açısından son durumu? Kim için olmazsa olmaz görünüyor ya da iki taraf için de beraberlik kafi midir? Çok fazla konuşacağımız seçenek var. Tabii klasik olur derbilerin sonucu önceden kestirilmez diye ama ben çok böyle üst seviyede %50'lerin üzerine çıkacak bir maç, bir oyun göstereceklerini tahmin etmiyorum. Yani söylemler farklı. Sahanın içine girdiğiniz zaman olaylar farklı oluyor. Şimdi ikisi de deşik şansında kebap yansın modunda gidecekler diye düşünüyorum. Biraz temkinli olacak. Şimdi Galatasaray'ın bir klasik bir oyunu var. Düdükle birlikte hep önde basın ama tabii şimdi kendi ayağınızda bir takımla oynayacaksınız. Aynı seviyede bir takımla.
öyle başlar mısınız? Tahmin etmiyorum. Zaten Mourinho hiç başlamıyor. O bölük bölük oyunun gidişatında o evet. Ön baskıyı, alan baskılarını yapmaya çalışıyor. Biraz Rolandi'de gibi başlayacak, topa hakim olan ucuma çıkmaya çalışacaklar. Topu kaybeden topun arkasına geçip alanları, çünkü iki tarafta da çok etkili ayaklar var. Eğer siz göz ucunda kaybederseniz onları anında skoru değiştirebilecek oyunculara sahipler. Yani biraz temkinli olacaklarını düşünüyorum ben. Burada daha çok yani oyunu bence daha çok orta sahalar belirleyecek. Tabii ilerlediği dakikalarda daha fazla konuşacağız. Ben topu atayım hocama. Galatasaray taraftarlar bu arada ekrana geliyor. Az sonra Rams Park'tan Kadıköy'e doğru yola çıkacak. Aspor ekipleri mücadelenin nabzını farklı noktalardan yaptıkları bağlantılarla sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Biraz daha böyle aktif bir yayın içinde bir arada olacağımızı belirtelim. Hocam nasıl görüyorsunuz derbi öncesinde takımların son durumunu? Çok büyük bir baskı hisseden bir taraf var mıdır? Henüz sezonun başındayız. Evet. Öte yandan hani kazanmak ya da kaybetmek sezon geneliyle ilgili de çok belirleyici de olmayabilir. Ya küçük de bir avantaj sağlar Galatasaray yenerse tabii evet. De. Şu görüntüler çok güzel. Neden Kerem? Galatasaray taraftarının maç izleme hakkını elinden alınmıyor. Tabii biz biraz daha eskiyiz. Yarı yarıya olduğu dönemlerde oynadığımız için o zaman daha keyifliydi. Buradan başlayalım. Tabii şöyle, daha 6. hafta erken bir derbi. Okan Hoca tabii bu derbileri oynamış. Oradan bir yaşanmışlığı var. Mourinho ilk derbisine çıkacak. Tabii Mourinho ismi Avrupa'da çok büyük maçlar oynadı ama Türkiye'de bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi ilk kez oynayacak. Evet. Şimdi aslında oyuncu seçimleri oynanacak oyunu çok belirleyecek. Dolayısıyla neticeye de etki edecek diye düşünüyorum. Galatasaray veya Fenerbahçe kaybetmese ne olur? Yani maç berabere bitse, ki benim öngörüm biraz o yönde. Yani senin tabirinle ne şiş yandı ne kebap yandı olur. İki tarafta 6. haftayı iyi geçirmiş olur. Tabii ama burada özellikle Fenerbahçe camiası için iç sahada oynamak, maçın Galatasaraylı olması, son zamanlarda iç sahada biliyorsun Fenerbahçe kazanamıyor. Böyle bir gelenek oluşmaya başladı. Ondan önceki yıllarda çok net galibiyetler alıyordu. Bütün bunları düşünürsek ben de biraz Mahmut Hoca'nın yorumlarına doğru kayıyorum. Yani çok büyük bir beklenti var. Yani çok gollü olacak diyorlar ama ben aksine biraz daha kısır bir oyuna doğru gidiyor iş. Neden? Çünkü özellikle Jose Mourinho'nun netice antrenörü olmasından dolayı İyi oyun, güzel oyun, geriden oyun kurma, bunlarla çok ilgilenmediği için sadece neticeye yönelik bu haftaya kadar, yani 5 lig artı 4 tane kupayı da Avrupa Kupası'nı koyarsak, böyle bir düşüncesi olduğu için çok pozisyonlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ha şu olabilir, iki takımın da duran top organizasyonunda etkili oyuncuları var. Hem vuran hem vurdurmayan. Evet. Böyle bir ortamda akşam İstanbul'da da hava durumunun yağmurlu ve sahanın da kaygan olduğunu düşünürsek, bu sanki duran toplar özelinde bir küçük bir avantaj sağlayabilir iyi kullananlara. Artı acaba hocalar bu havalara uygun kadroda bir veya iki tane değişikliğe de gidebilir mi? Böyle bir şey var. Tabii teknik konularda oyuncu seçimlerinde ne olur, nasıl oyun olur, onları biraz sonra detaylı konuşuruz. Ama ben şunu söyleyeyim, oynadığım dönemden de bildiğim için iç saha avantajı diye bir şey var, çok net. Eğer bunu Fenerbahçe taraftarları derbi oynamayı çok iyi bilir. Bunu Fenerbahçe kullanırsa bugün kendine küçük bir avantaj sağlayabilir. Öyle bir başlayalım. Aslında Mourinho'nun varlığına Abdullah Hoca değindi. Mahmut Hocam, onun sağlamcı yapısı burada çok belirleyici olabiliyor. Biraz da ev sahibi takımın tutumu ve taktiksel tercihleri
sanki derbilerde oyunun gidişatını daha çok şekillendiriyor. Ne dersiniz? Yine Fenerbahçe'nin bakış açısı mı acaba maçın böyle gel gitli olmasına ya da daha durağan geçmesine neden olacak? Ya hocadan kaynaklanıyor tabii. Hocanın hep büyük maçları biliyoruz ne şekilde oynadığını. Okan Hoca'nın da biliyoruz ne tarzda. O da önde basan bir agresif bir oyuna başlamıyor. O da kontrollü itmeleri yaparak başlıyor. Bu maçta bunun da böyle geçeceğini ben tahmin ediyorum. Yani fazla kitleyecekler oyunu. Burada tekrar söyleyelim. Oyunun gidişatını yani %90'ı orta saha belirleyecek. Orta sahadaki kazandığınız topları ne çabuk kullanacak? Çabuk mu kullanacaksınız? Yoksa rolanti alıp rakibin oturmasını yapacağı, geride yapacağı hatalarını bekleyeceksiniz. Öyle yaptığınız zaman iki takımın da stoperleri akıllı stoperler. Hemen yerleşmelerini yapıyorlar ama çabuk oynadığınız zaman orada yakalayabilirsiniz. Yani santroforlarınız çok etkili, topu ayaklarında tutanlar var, bir Osimhen var. Bazı topları dışarıdan getirmeseniz bile kendi yağında kavrulan bir oyuncu. Yakaladığı zaman gider. Yani çıkaran bir oyuncu. Hiç ona topu getirmeseniz bile baktınız kanatlardan istediği topları alamıyor. Kendi. Yani burada önemli olan oyunun esas ikinci devresine şekilde gidecek. İlk devre biraz bir rolantide sıkıcı bir maç olabilir ama ikinci devre oyunu bir daha farklı görebiliriz. Daha farklı bir oyun sunabilirler bize. Veyahut da erken bir golden sonra bir gösterilecek reaksiyon. Bu hangi takım olursa olsun, gerek Fener veyahut da gerek Galatasaray, hangisi olursa olsun yiyeceği bir gol, erken bir gol, ilk 15 dakikada gelen bir gol. Oyunun gidişatını da, bütün düşünceleri de değiştirir. Tabii burada oyuncular, kimlerle oynayacaksınız? Oyunun gidişatında kimleri değiştireceksiniz? Nerelerde o dokunuşları yapacaksınız? Bunlar bize o 90 dakikanın içinde oyunun gidişatını da gösterecek ama ben de yani biraz duran bir oyun sergileyeceklermiş gibi düşünüyorum. Tabii Galatasaray basmaz. Oyunun bölümlerinde. Birebir aksiyonlarda tamam. Onlar tabii parsellenmiştir onlar. İşte sağ taraf bilhassa herhalde Barış oynadığı zaman Ostavolde ile ikisinin kavgasını izleriz. Oyun içinde. Çok sert geçer Barış orası. Barış olursa tabii sağda. Orası çok sert geçer. Orada da bir kartlar çıkar yani. Çünkü ikisi de durmuyor. İkisi de korokor oynayan bir oyuncular. Tabii bu bizim belki de bakarsın orada Roland oynatır. Barış'ı sol tarafta oynatır. Yani ben Roland'da oynayacağını düşünüyorum. Tabii şeyle 11'lere geliriz siz çıkardınız ama yani biraz beklenecek ikinci yarısı esas bize bir tablo çıkarabilir orada. İki takımın oynadığı şöyle bir son 10 maça göz attığımız zaman açıkçası ilgi çekici epey istatistik var. Bu mücadeleyle alakalı beklentilerimizi de özellikle pozitif anlamda, ofansif anlamda belki biraz törpüleyebilir bu istatistikler. Tatsız yani futbol açısından baktığımızda. Son 10 mücadelenin sadece ikisinde iki takımın skor ürettiğini görüyoruz. Aralarında oynadıkları son 10 maçta ikisinde gol buldu. Sadece iki mücadele var. Hakikaten bu enteresan bir tablo. Ağırlıklı olarak 0-0 biten, 1-0, 2-0 biten mücadeleler çok fazla. Abdullah Hocam sizce iki taraf için de bunu soruyorum. Özellikle birisi ev sahibi olduğunda hiç fark etmiyor. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da ben son yıllarda o kaybetmeme, evinde kaybetmeme duygusunun kazanmanın önüne geçtiğini düşünüyorum. Bu da biraz oyunların gidişatını sanki etkiliyor. Biraz bilmiyorum, değil %100. Katılıyor musunuz? Çok etkiliyor. %100 etkiliyor. Hatta o 0-0'lık derbiyi hatırlıyorum. Kaleye şut çekilmemişti. Evet. Geçen sezon bir isabetli şut var. Ona da hani şut demeye hani bin şahit ister. Yani bir tehlike olan bir pozisyon değildi Galatasaray'ın. Ya, isabetli bir vuruşu vardı. Ya Kerem şimdi şöyle, Jose Mourinho'nun son 10 senesini bir tahlil et veya analiz ettiğimizde şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. İşte Manchester United ikinci oldu ki diyor ki en büyük başarım Manchester'ı ikinci yapmak. Örnek, Roma'da belki başarı Avrupa kupalarına katılmak olabilir. Konferans ligini kazandı. Tottenham'ı ilk dörde soktuğu zaman belki Premier Lig için başarılı olabilir ama burada şöyle bir gerçek var. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yapması lazım. Ki bu 3 puanlık bir maç kabul ediyorum. Türkiye Süper Ligi'nde
lig anlamında Fenerbahçe bir daha Galatasaray bir daha Kadıköy'e gelmeyecek. Evet. Onun için kazanmak üzerine bir oyun oynatmak zorunda. Onun için kadro oyuncu tercihlerini de biraz bu yönde değiştirmek zorunda. Gerçi gerek stoper tercihi, gerek orta saha tercihi. Tamam, Jose Mourinho Kasımpaşa maçını 2-0 kazandı. İkinci devre oyun anlamında Fenerbahçe herhangi bir şey vaat etmedi. Kabul ediyorum ama bugün o günlerden biri değil. Bugün bana sorarsan galibiyete daha çok ihtiyacı olan takım Fenerbahçe. Neden? 2 puan geride geliyor, maça çıkıyor. Artı iç sahada oynuyor. Evet. Böyle bir gerçekler var. Şimdi tabii biraz sonra muhtemeli falan yazacağız. Yani bir veya iki tane kişinin oynanacak oyunda çok belirli olacağına inanıyor. Örnek, Fenerbahçe hangi stoperle oynayacak? Fenerbahçe'nin bende 3 tane Şivanski olsa üçünü de oynatırım diyen hoca acaba bu derbide Şivanski'den vazgeçecek mi ki? Son haftalarda Şivanski hakikaten iyi başlamadı. Galatasaray hocamın söylediği gibi son 2 haftadır özellikle üst seviyede yaptığı ön alan baskısından vazgeçecek mi? Bundan vazgeçerken orta saha özelindeki oyuncu profilleri değişecek mi? Bunlar hep oyunda belirleyici şeyler. Doğru. Hatta skorda da keza öyle. Ya veya şu ana kadar hiç ilk 11'de başlamamış olan Amrabat ilk 11'de mi başlayacak? Böyle olduğu zaman oyun biraz daha orta saha üzerinden mi oynanacak? Yani çok belirleyici şeyler var. Ama Portekizli hocalar şöyle bir şey yapar. Ben küçük yaş gruplarından da biliyorum. Hafta arası bir veya iki oyuncu üzerinde hep taktik antrenmanında formayı veya bizim tabirimizle yeleği verir. Ama maç günü geldiği zaman inandığı, bildiği oyuncularla maça başlar. Ya bu aslında bizim için biraz referans noktası. Yani şunu demeye geliyor iş. Bence hoca Şivanski'den vazgeçmeyecek. Neden? Çünkü Şivanski'nin tamam her ne kadar çok formda olmasa bile oyun içinde çok belirleyici alanlara yaptığı koşular var. Artı Şivanski olmadığı zaman Fenerbahçe'nin hocamın dediğine katılıyorum. Ön alan baskısı değil de ikinci bölgede rakibi karşılarken yaptığı baskıda ikinci santrofor gibi veya rakipteki Mertens gibi çok önemli bir oyuncu. Oradan Abramat artı İsmail artı Fred'le başlarsanız daha farklı bir orta saha kurgusu çıkıyor. Defansif olur. Daha defanstan çok hocam oyun çok enteresan bir yere evrilebilir. Yan pas çok gider orada. Yan pas gider. Yani tamam İsmail, Abramat belki top rakipteyken kurgu anlamında doğru gözüküyor ki Portekizli hocalar hep böyle biraz güvenli önem veren hocalardır bilirsin. Evet. Ama iç saha oyunu veya buradaki oyuncular çok belirleyici olacak. Kerem, Galatasaray'a da şöyle söyleyeyim. Okan Hoca Yelert'ten istediği verimi almadığı için son maçta Berkant'ı oynattı. Sol bekte. Evet. Bugün Okan Hoca eğer Galatasaray orta sahayı ben bu maç benim için çok önemli derse oraya bir Berkan hamlesi de açıkçası bekliyorum. Yani bir Mertens veya Sara'dan feragat edip orada bir Berkan hamlesi bekliyorum. Ki hava şartları da böyle olursa tam onun istediği uygun bir ortam olacak. Sonuç itibariyle çok ben yani millet çok farklı şey bekliyor ama ben çok sıkışık bir oyun bekliyorum. Yani alanların daraldığı, çok pozisyonlu olmadığı. Ha burada işte Fenerbahçe'nin Saint-Maximin üzerinden bireysel oyunu var birebir. Onu kullanabilir mi? Galatasaray buna ne kadar müsaade eder? Bunlar hep belirleyici şeyler. Sonuç itibariyle göz ardı edilmemesi gereken bir tane konu da şu. Galatasaray 2 puan önde. Ligimizde de geçen seneyi düşünürsek hele puan farkı 5 olduğu zaman çok zor kapanıyor.
Bir de böyle bir de bir gerçek var. Bu sene de sezonun başı olmasına rağmen ligin formatına baktığımızda mesela 5 yıl önceye göre 6. haftadaki 5 puanlık fark yani daha büyük bir farkmış gibi görünüyor. %100 katılıyorum. Artı bir de şunu söyleyeyim. Galatasaray kaybetmediği sürece Fenerbahçe deplasmanını geçmiş olacak. Evet. Bir de böyle bir gerçeği var. Geçen senenin de işin nereye gittiğini de hatırlarsak, o yüzden biraz oyunun temkinli olması çok bence normal diye düşünüyorum. Hemen bir şey daha ekleyeyim hocam, kusura bakma. Lütfen, biraz uzun konuştum. Ederim. Hemen bir şey daha ekleyeyim Kerem. Bence bu ayrıntı da önemli. Neden? Özellikle Fenerbahçe kulübesine baktığımız zaman 7-8 tane çok ciddi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bu yönde biraz daha seviyesi 5 gibi görünüyor. Hı hı. O yüzden ister istemez otomatikman acaba şu geliyor aklımıza. Hocam dediği gibi oyun 60'lara kadar skor olarak bozulmazsa acaba kulübeden girecek oyuncuların katkılarıyla mı bu oyun neticelenir? Ben biraz da onu düşünüyorum aslında. Yani El Nesri'yi belki işte bilmiyorum Cengiz'i kullanır mı? İrfan Can keza öyle. Yani belki savunmaya gerek duyarsa Ciku'yla başlamazsa Ciku olabilir. Yani o yönde de Fenerbahçe kulübe anlamında bir adım önde. Ama inşallah bu temennilerimin dışında çok keyifli, bol pozisyonlu, hakemin konuşulmadığı, Türkiye'nin keyif aldığı bir derbi izleriz. Galatasaraylı taraftarlar Rams Park'tan çıkış yapıyor sevgili seyirciler. Görüntüler ekranda canlı olarak sizinle paylaşıyoruz. Herhalde son otobüslere doğru artık yaklaştığımızı belirtelim. Tabii deplasman tribününde derbide olmak herhalde bir taraftar için en keyifli anlardan biri. Hangi deplasman olursa olsun bir derbide orada bulunmak küçük ve seçkin bir kitleye aslında dahil olduğunuz bence anlamına geliyor. Evet. Hakikaten güzel bir tecrübe olsa gerek Galatasaraylı taraftarların bugün yaşadığı tecrübe. Uzun süre maalesef deplasman yasakları sebebiyle tribünde taraftarlar yer alamıyordu. Ve takımlarını destekleyen taraftarlar Mahmut Hocam, bilmem katılır mısınız, aslında bugünler için yaşıyorlar. Yani iç sahadaki bir maça gitmekle derbi deplasmanına gitmek arasında çok büyük fark var. Güzel gidip geldiği zaman hoş sohbet böyle tezahüratlarla güzel oluyor. Yani sorunsuz gitmek önemli. Gidiş dönüşler. Son dönemlerde de artık böyle o kadar çok önlemler alındı ki onu da yaşamıyoruz yani. Evet. Kimsenin burnu kanamadan geri dönüyorlar. Öyle olması lazım. %100. Bize de yakışan onlar. Çünkü bunlar Türkiye futbolunun lokomotifleri. Kulüplerimiz 100 yıllık çınarlar, 100 yılı aşmışlar. Cumhuriyet'ten önce kurulmuş kulüplerimiz bunlar. Taraftarlar da o seviyede olup o şekilde gidip karşısından. Yani iyi oldu taraftarlarla birlikte. Gönül ister biraz daha 5000 falan olsun da daha farklı olsun ama statları, kapasiteleri o şekilde. Evet, kapasiteye göre tabii ona göre durum veriyorlar. Değişkenlik gösteriyor. İnşallah kazasız belasız giderler. Güzel bir derbi izletirler. Onlar da tezahüratlarla takımlarına destek verir. Güzel, keyifli bir 90 dakikanın bizi beklediğini ümit ediyoruz. Ha, keyifli olur, keyifsiz olur, onu sonra göreceğiz. Ekranlarda evet, keyif açısından biraz 90 geçiyor son yıllardaki iki ekibin eşleşmeleri. Ama yine de hani, ikonik neticeler görebiliyoruz. Misal Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Galatasaray deplasmanında çok önemli, çok değerli bir galibiyet elde etti. Belki sezonun sonunu istediği gibi getiremedi Fenerbahçe ama ben 97'den beri futbol izliyorum. Bence kült derbilerde yani ilk 5'e girebilecek, oraları zorlayacak bir maçtı. Benim izlediğim derbilerden bahsediyorum. Eksik kalmıştı tabii. Değil mi Fenerbahçe? Eksikti Fenerbahçe. Zevkli olan ne biliyor musun? Önceki sezon Galatasaray'ın 2 tane 3-0'lık galibiyeti var. Yani bir şekilde aksiyon görüyoruz ama böyle pozisyon zenginliği çok yaşayamıyoruz. Taraftarlar derbilere hazırlar. Ama sahanın içindekiler derbiye hazır değil. Onlar kısıtlıyorlar onu. Açmıyorlar fazla kendilerini. Fazla hücuma da çıkmıyorlar. Mesela geçen o derbide eksik kaldığı maçta ben de Ali Sami'nde izliyorum maçı. Hı hı. Ya koskocaman 90 dakikada, 95 dakikada uzatmalarla falan bir tane net bir pozisyon var. O da 43. dakikada falan Fred'in uzun köşeye attı.
top. Fenerbahçe'nin kontrada pozisyon yok. Pozisyon yok yani, öyle bir derbi izlettiler bize. Ki elinizdeki mevcut oyuncular bu tarzda oynamayı hak etmiyorlar değil mi hocam? Bunları hücum daha güzel, daha isteriz ama maalesef frenleniyor. Aman mağlup olmayalım, aman bir tane bulursak ki Mourinho öne geçerse bak göreceksin, müdafayı üçlerde. Olabilir. Üçlerde yani orada Dişikuyu falan yani artık kim oynayacak bilemiyoruz stoper olarak. Bekaylı mı başlar, Dişikuyu bekletir mi ama... Eğer çıkarsa öne, Fenerbahçe öne çıkarsa, eğer bilhassa bu da 60'tan sonra falan olursa kesin üçlüye döner. Hocam maç başlangıç planı olarak böyle radikal bir şey görme ihtimalimiz var mı? Çünkü iki takımın da aslında üçlü ya da beşli oynamak için son derece elverişli. Ama bu maç o maç mı? Bu maç o maç mı? Ya ben mesela geçmişte gördük Igor Tudor bir anda Fenerbahçe derbisine üçlü çıkmıştı. Çok radikal, evet hatırlıyorum. Evet. Ya şimdi Kerem... Aslında bazı oynanan maçlar var. Bu maç için referans oluyor. Mesela Rem maçı Fenerbahçe kazanmak zorundaydı. Deplasmanda biliyorsun kaybetti. İçeride kazanmak zorundaydı. Bir maç başı başladı. Lille maçı. Lille maçı, özür dilerim. Lille maçı. Bir maç başlangıcı oldu. Bir 10-15 dakika ön alan baskısı yaptı. Ki Fenerbahçe'nin ön alan oyuncuları hiç buna müsait değil. Çok geçiş yemeye başladı. Yani öyle bir geçiş yemeye başladı ki Jose Mourinho 15. dakikadan sonra ya bu böyle olmayacak, bari biraz ikinci bölgede bekleyelim'e gitti iş. Galatasaray kazanmak zorundaydı. Young Boys'a bu sefer çift atakçıyla başladı. Keza aynısını o da yaşadı. Ya evet. Bunları göz önünde bulundurursak bugün temkinli oyundan bahsetmemizin sebebi de biraz bu. Yani hocalar 6. hafta itibariyle böyle bir oyunu tercih eder mi? Zor. Görüntü olarak çok zor gözüküyor. Bir de oynamıyorlar şimdi. Mesela Mourinho bunları çok oynadı. Aslında Galatasaray iç saha oyunlarında bunu deniyor. Görece olarak daha az kuvvetli rakipleri hocam ama Mourinho hiç denemiyor. Yani Mourinho genelde ikinci bölge üzerinden bir oyun oynatıyor. Baskı anlamında söylüyorum. Öyle zaten, o belli bir dönemde sonradan kapatıyorlar. Şimdi mesela Galatasaray'da ne zaman ya neticeyi aldıktan sonra oraya geçiyor ikiliye veya da sıkıştığı zaman netice almak için çiftliyor forvetler. Ama şöyle genel bir bakarsan Mourinho bütün hepsini oynamış Avrupa'da. Bütün dizilişleri. Ama bu tarafa bakarsan Okan Hoca'nın belli bir formatı var. O format ne zaman değişiyor? İşte mecbur kaldığın zaman bu sefer de takım da oyun da alışık olmadığı için orta saha çok önemli buralarda. Bu üçlü oynadığınız zaman, ne bileyim çift santrafor oynadığınız zaman, diyelim ki dörtlü oynamaya baktınız, orta sahanız bu sefer buna uygun mu? Çok dinamik oyunculara ihtiyacınız var. Şey sanki hocam ya, orta saha konusunda Fenerbahçe isterse İsmail Abramat Fred'le oynasın, isterse İsmail Fred Şuvanski'yle oynasın, sanki o yönde biraz Galatasaray'ın önünde gibi. Öyle gözüküyor. Önünde, bir tık önünde. Bir de şey, çabukluk açısından tabii, önünde. Tabii. Çabukluk açısından bir de üreticilik önünde. Açısından tabii. Da önde. Tabii Galatasaray hocamın söylediği gibi burada ne tercih edecek? Acaba normal klasik orta saha düzeniyle mi çıkacak? Benim için Fenerbahçe deplasmanı hiç önemlidir. Ben oynamam lazım deyip işte Torreira yanında Sara. Ön tarafta Mertens'le mi oynayacak? Orada da çok enteresan bir istatistik var Kerem. Mertens'le oynanan hiçbir derbide çok başarılı olmamış Galatasaray. Yani skor anlamında. Belki oyun olarak bir iki maç tatmin edici olmuş ama işte bugün acaba Okan Hoca bir sürpriz yapabilir mi? Şimdi Mertens'le oynarsa, Mertens Sara oynadığı zaman bütün işleri Torreira'ya kalır. Tek i̇şte, bütün yük evet, ondan bahsediyorum. Ve gidip gelmelerde zorlanırlar. Berkan, Sara ve Torreira'lı bir üçlü olabilir mi? Vallahi ben açıkçası biraz öyle bekliyorum. Kerem yani, Demirbay da olabilir. Bence Kerem Demirbay da olabilir ama çok enteresan. Hoca Kerem Demirbay'ı sezon başından beri çok ilk 11 oyuncusu olarak kullanmıyor. Sarayı aldıktan sonra bir de böyle maçlara Berkan'ı çok düşünüyor ki geçen hafta sol bek olarak bence fena da oynamadı. Bir sürpriz yaparsa Okan Hoca oradan yapabilir. Şey açısından olabilir. Lafa girdim, kusura bakma. Estağfurullah hocam. Sağ taraftan Fenerbahçe'nin çok fazla geldiğini düşünürsek orada Tadic'i de kullanacak ya fazla. Orayı itmelerde belki Jakob'a
destek olsun diye belki daha fazla Berkan olabilir. Yani burada bir tek Galatasaray'da Mertens soru işareti olur. Evet. Direkt başlık. Yoksa geri kalan hemen hemen belli Galatasaray'ın takımı. Ya bir de şey tercih, Okan Hoca acaba Salah ile başlayacak mı? Başlarsa çok iyi iş yapar. Hayır, ilk muhtemelen başlayacağı ilk maç derbide başlayacak. Değil mi? Daha hiç kullanmadı. Evet, başlarsa evet. Ya bir de Yunus'un iki haftadır özellikle son hafta gol attı. Bir de öyle bir gerçek. Ya aslında muhtemelleri bilmiyorum. İkinci bölümde ekrana getirdiğimiz zaman daha detaylı konuşuruz. Kerem, yazılan muhtemellerde bence bir veya iki oyuncu değişikliği olacak gibi görünüyor. Hı hı. Yani iki takımın takım toplamı için konuşuyorum. Ama şöyle de bir şey var. Yayının başında söylediğim gibi oyuncu profillerini değiştirdiğin zaman Kerem, oyun da değişiyor. Tabii şimdi örnek Beka ile Fenerbahçe'nin takım boyu daha farklı oluyor. Ciku ile oynadığın zaman daha farklı oluyor. Beka ile oyun kurulumu daha farklı oluyor. Ciku ile daha farklı oluyor. Evet. Yani bütün bunlar oyunu hakikaten, oynanacak oyunu değiştirecek. Burada hocanın tercihi önemli. Yani Alanya'ya oynarken Ciku ile oynayıp ön alana kadar çıkaracak mısın hocam? Veya buna karşılık gelerek Galatasaray'da buradan geçişi veya kontrayı yapacak oyuncu sayısı kaç tane? Ben sana hemen söyleyeyim, bir tanesi Barış Alper. Veya diyeceksin ki Beko yüksek toplarda başarılı. Geçen hafta benim işimi gördü. Ben bozmayacağım mı diyeceksin. Bir de pozisyon bilgisi iyi. Aslında duruşu iyi. Hocam orada orası da tartışılması lazım. Doğru ikili Beko Ciku mu? Yoksa bugün muhtemelde bizim verdiğimiz gibi Beko Çağlar mı? Bence Beko, yani orası da daha, çok enteresan. Daha düzgün olur. Yani bir de son hafta Kasımpaşa maçının ilk yarısını düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin sol tarafı defansif anlamda bayağı sıkıntı yaşadı. Osterwolde için çok zor geçti. Bravo. Hocam. Hem Osterwolde'nin kişisel hatalarından hem de orada Sam Maxime'nin ilk yarı özelinde çok fazla gelip kapatmadığının, tabir yerindeyse gölge markajı yaptığından da kaynaklanıyor. Zaten ya bunlar hep kritik yerler. Buralarda iyi karar vermek lazım oraya, ama orada da şu anda Kostić'i oynatacağını falan düşünmüyorum. Kostić'i oynatmaz orada. Ben de tahmin ettim. O da Kostić de gelmeyen bir oyuncu. O da çok klasik bir, tam sola çık değilim onu. Bilenler bilir Kostić'i. Yani hiç geriye gelen bazı sol bek oynayacak. Sol bek de falan adam sol kanat bek o. Hayatında oynamamış sol bek zaten. Hiç oynamamış. Kanat bek. Bence hocalar hazırlık yapıyor hocam beşlinin kenarları için. Ya olabilir yani. Veya maç özelinde denemeleri düşünüyor. Ronald oynar. Ronald'ı kullanabilir hocam. Salay. Çünkü çok şey, belki kimsenin bilmediği, isim olarak fazla düşünmediği, hani isim olarak yukarıda ama tam bir takım oyuncusu. Ve oynamasını çok iyi bilen bir oyuncu. İyi bir kanat oyuncusu aldılar ya. Sadece kanat değil, kanattan da sağ tarafta iş yoksa, hiçbir şey yoksa, aksiyonlu taraftaysa oraya da gelip kapatabilen bir oyuncu. Doğru. Yani çok seri bir oyuncu. Ben hocam şey, Salah'ı getiren oyuncu mu, bitiren oyuncu mu? İkisini de. İkisini de var. Ben orada daha çok bilmiyorum, getiren değil de arka direğe koşu yapan, sanki bitiren oyuncu gibime geliyor. Hocam çok olağanüstü bir yetenek değil. Takım ama oyuncusu. Yok, sağlam bir oyuncu. Şey, takım iyi oyuncusu bir gibi de, bence. Tam hani deriz ya biz, hani hep söylenir böyle Alman disiplini, takım evet oyunu. Zaten hocam takım oyununu zaten bir yerlere getiriyorsun. Takımın içinde. Tabii, tabii. Şimdi oynadığı zaman adam o gerek sol açık olsun gerek sağ açık olsun. Zaman zaman da Freiburg'da arkada da oynattılar. Mertens'in oynadığı yerde de oynattılar ve verim aldı. Tabii oradaki oyunlar, gitgeller fazla olduğu için. Şimdi iki tane diyoruz ya denk takım. Belki belli bir noktalarda birisinin fazlalığı var, öbürünün fazlalığı var. Şimdi oynanacak burada. Öbür türlü hep dar alanlarda oynuyorsun. Birileri bekliyor. Sen gitmek mecburiyetinde kalıyorsun. Oyunu açmak burada böyle bir şey yok. Burada hepsi saniyeyi kontrol edecek. Şimdi mesela biraz evvel ne dedim? Osimhen. Kanatlardan gelmesi bile kendi yaratıcılığı var bunun. Yani sahnesi gözünden kaçırmayacaksın. Ceko nerelerden besleniyor? Geldiği zaman. Ama öne de oynadığı zaman topu tutuyor. Yani iki tarafında müdafaalar için zor oyuncular var. Yani kolay oyuncular değil. İki taraf içinde. Stoperlere dediğin zaman hepsinin zaman zaman hataları var. Bunlar oluyor. Burada siz itmeleri nasıl yapacaksınız? Ne kadar çok ucuma gideceksiniz? İşte burada
gene şey öne çıkıyor. Bütün aksiyon orta sahanın verimi. Hocam o Galatasaray takımı ön alana çıkarsa Fenerbahçe'nin öyle çok savunma arkasına gidecek bir tane oyuncusu var. Sen Maximen var. Bu tarafta Tadiç'ten çok büyük bir beklenti. Sen açıklardan ben ama göbekten de giden ya olmuş. Orada şimdi Fred, Abramat, İsmail yaparsa oradan da çok fazla pozisyon yiyeceğini zannetmiyorum. Zimanski'den vazgeçme. Ben Amrabat'ı bekleteceğini işte düşünüyorum. Oyunu da çok fazla artık geride de kabul etmez çünkü. Galatasaray'ın da orta sahası belli şimdi. Galatasaray'da Torreira, Sara şey oynadığın zaman, Mertens oynadığın zaman burada Fenerbahçe'nin orta sıra kadar eksik kalırsın. Çünkü çabuk oyuncular var. Ama Mertens'in de bir de oyun aklı var. Bir de Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncu profilleri Galatasaray'ın oyunun nereden oynanacağını bence çok belirleyecek Kerem. Eğer Abramat, İsmail artı Fred bir orta sahayla oynarsa Fenerbahçe, Galatasaray bu oyunu mutlaka kenarlardan oynamak zorunda. Eğer orta sahada Fenerbahçe, Galatasaray birebir koro koro eşleşmede Fenerbahçe daha avantajlı. Evet. O yüzden muhtemelen eğer böyle bir eşleşmede ya Mertens, Torreira artı Sara eşleşmesinde bu oyunu kanatların, Salah artı Barış'ın üzerinden oynamak hem Osimhen için iyi hem de oyunun gidişatında Galatasaray'a avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Orada da şey düşünmek lazım. Barış mesela geriye kovalıyor. Adamını, rakibini evet kovalıyor. Ama kazandığı toplarda bir de çabuk çıkıyor. Yani tekrardan dönüşler de iyi. Hocam Barış bu oyunlarda çok ön plana çıkıyor. Yani, ofans da oynasa, tabii. savunma da oynasa ki son, yanılıyorsam bilmiyorum, son 4 haftadır da gol atıyor galiba. Evet. Belki 3 veya 4. Çok ön plana çıkıyor. Burada mesela bugün de bence Barış belirleyen oyunculardan. Maksim'in fazla topu kaybettikten sonra çok çabuk ileri veyahut da geri çıktığı yok. Ama Barış burada değil. Barış hemen kaybetti. Ama bence Barış oynatırsa solda oynatır. Şöyle yapabilir ama işte Maksim'in ve Osterwolde'nin o agresifleri var ya. Çıkışta orasını kapatmak için Barış'la öbür tarafta da ben Salah'ı düşünebilirim. Eğer onu da kullanırsa yani Barış ve Salah ile birlikte kanatları da hesaba katarsak fiziksel olarak çok iyi olur. Sağlam i̇yi ve olur. Kompakt duran, savunma yardımı da yapan oyuncularla Galatasaray sahada olacak. Yani çünkü Mert Müldür'ün çıktığını düşün. Yunus orada aksar. Çok çünkü kalırsınız. Mertens'i düşünürüz oynadığını. Mertens, Yunus bu sefer Galatasaray'ın orta sahada çok düşer, geriye düşer. Hocam o iki bekin oyunda çok evrileceği bir oyun olacak gibi gelmiyor. Evet. Ama Mert çıkıyor biliyorsun yakalarsa Yunus'ta. Çıkıyor da ben gelip çok etkili keza için de Kaan için de aynı, Jakobs için de aynı. Ben iki bekin yarınki maçta maçın oyuncuları falan olacağını düşünmüyorum. Bugün. Ya bugün özür dilerim 8'deki maçta. Yani ben beklerin maçın seyrini değil öndeki oyuncuların maçın seyrini değiştireceğini zaten düşünüyorum. İkisi de defansif yani Barış, daha fazla. Evet. Daha ikisi de. Çünkü Tadiç de savunma arkasına koşu yapayım, buluşayım böyle bir oyuncu değil. Ama Galatasaray'ın iki tane oyuncusu ya bu dediğim profillere daha uygun oyuncular. Yani neticeye daha farklı yollardan gidebilecek oyuncular. Ama tabii o kadar alan bulabilecekler mi Kerem? Ben eğer yani Fenerbahçe, İsmail Abramat, Fred üçlüsüyle oynarsa ya oyunun çok sıkışacağını düşünüyorum. Yani oyunun çok bir dar alanda, çok pas hatasının olacağı, pozisyonun az olacağı böyle bir oyun bekliyorum açıkçası. Ama gol belirleyici olabilir mi? Oyunun çözülümü açısından %100 belirleyici olur. Erken gelirse tabii değişebilir gidişatlar. Mesela o üçlü saydığın üçlü Fenerbahçe'nin o üçlüye başlayıp da 50'den sonra da Szymański mi atar? Örnek veriyorum daha çok gitme ama biz şimdi tabii burada afaki neler olabilir onları konuşuruz ama şu var. Eğer Fred, İsmail Szymański önerse Fenerbahçe bir tık önde. Ben olabilir hocam ama çünkü orta saha olarak söylüyorum. Orta sahadan başlıyor. Ben ama olarak... Çünkü Szymański ve Fred çok çabuklar. Yani ben çok maçın başında kontrollü bir oyunun, temponun zaten çok yükselmeyeceğim. Hiçbir maçta basmıyor ki öyle. O hocanın biliyorsun belli bir alana kadar ve belli bir sürede baskı. Eğer
sen onun onların o tuzağına düşer, işte orada tuzağa düşürmeye çalışıyor seni. Zannediyorsun ki basmıyor ama bir bastı mı götürüyorlar. Evet. Bir küçük aramız var sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Muhtemel 11'ler üzerinden de. Sevgili seyirciler, dev derbinin başlamasına yaklaşık 4 saatlik bir zaman var. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 20'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Az sonra kameralarımızı mücadelenin oynanacağı noktaya da çevireceğimizi belirtelim. Erdem Akbaş hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bu hazırlıklar noktalandıktan sonra oraya gideceğiz. Bir yandan da stüdyoda Mahmut Alpaslan ve Abdullah Ercan'la sohbetimize de devam edeceğimizi belirtelim. Jose Mourinho ve Okan Buruk ilk kez kariyerlerinde teknik direktör olarak karşı karşıya gelecekler. Bu da iki taraf açısından da tabii ki son derece önemli. Mahmut Hocam, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin anlamı her zaman çok başkadır. Ama taraflardan biri tarihin aslında en tanınan, en bilinen teknik direktörlerinden, başarılı teknik direktörlerinden biri Jose Mourinho. Diğer tarafta Süper Lig'de son 5 sezonun 3'ünde şampiyon olmuş. Son 2 sezonu da Galatasaray'la kazanmış Okan Buruk var. Mourinho'nun özellikle sezon başlamadan önceki anlardan bu yana Galatasaray'la alakalı söylemleri var. Okan Hoca çok fazla yanıt vermedi. Ara ara onun da küçük dokundurmaları oldu ama iki teknik direktör açısından mücadeleyi gözlemlediğinizde aklınızdan ne geçiyor? Diğer tarafta Mourinho zaten bilinen, nerede olsa hep atışmaları seven bir hoca. Bilhassa Jürgen'le de çok oldu, şöyle de. Aslında en çok Arsene Wenger ve Alex Ferguson'da oldu. Onlarla da, Pep'le de olanlar var. Onunla da oldu. Ama bu tarz da bir hoca. Bunda beslenen bir hoca. Ve sözünü de hiç sakınmayan. Bir tarafta da o konuşan herhalde maç sorunu bekliyor. Ben de sonra konuşurum diyecek. Vallahi Kerem, konuşmalardan ziyade ilk defa bir derbiye şahit olacak Jose Mourinho. Yani Avrupa'dakilerine benzemez burası. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bu derbiler farklı. Yaşasın bakalım buradaki bir derbiler nasıl oluyor. Kendi taraftarı da aynı şekilde. Ateşlidir buraları, koreografiler olsun. Her türlü ben yani maçtan sonraki söylemlerini bekliyorum. Onu merak ediyorum. Oyunu zaten hemen biliyoruz yani, biraz evvel ne dedik? İşte Fenerbahçe orta sahada daha aktif değil mi? Daha dinamik ama Galatasaray'da önde çok dinamik. Üçü de eğer Roland da oynarsa Salay, Osimhen ve Barış. Fenerbahçe'de bu tarzda bir tane var. Maximen. Ama bunların öbürlerine hepsi evde toplu ve topsuz çok iyiler. Evet. Çok çabuk oyuncular. Galatasaray'ın da ağır bastığı taraf orası. Yani bunlar hep şeye benzeyecek hoca. Satranç oyununa bakalım kim ilk hamleyi yapacak? Kim ilk hamlede düdükleme başlayacak ki? Kesin düdükle basmazlar iki tarafta. Mutlaka topu kazanan taraf çevirecek, çekecek önüne, çekmeye çalışacak ve arkaya veyahut da çabuk oyuncularını kullanıp o şekilde gitmeye başlayacaklar. İnşallah yanılırız. İnşallah böyle şey gibi, Inter, Manchester City gibi bir maç izleriz. O tarzı ama hayal. Öyle bir maç izleyeceğimiz hayal. Maçın başı için öyle bir tabii şey göreceğimizi zannetmiyorum. Teknik adamlar açısından hocam nasıl görüyorsunuz? Mourinho ve Okan Buruk'un oyun anlayışlarını zaten biliyorsunuz. Bu tip bir eşleşmede hangi teknik adam ön plana çıkabilir? Ya Kerem, şimdi Mourinho farklı bir adam biliyorsun. Bu tatlı atışma bu seviyede kalırsa sıkıntı yok. Bunlar futbolun güzelliği. Tabii. Ama biraz daha ileri giderse biraz problem olur. Ya şimdi Mourinho hep iddialı. Neden? Porto'dan Chelsea'ye gelirken ben diyor özel bir adamım diyor. Gelirken daha. Yine keza Okan Hoca da senin de söylediğin gibi son 5 sezonun 3 tane şampiyonluğunu almış bir adam. Ve hakikaten iyi oynayarak almış ve çok ciddi puanlara ulaşmış. Şimdi böyle bir ortamda Jose Mourinho eğer kaybederse oyunu küçük bir sıkıntı yaşayabilir. Ama Okan Hoca eğer kazanırsa o zaman anladığım kadarıyla söyleyecek çok şey olur. Her anlamda. Biraz da söylemeyi de hak ediyor açıkçası, onu da söyleyeyim. Tabii
şöyle söylemek lazım. Maçların başı çok belki bizim için çok sıkıcı olabilir ama eğer hocamın söylediği gibi bir gol veya şunu da söylemek lazım, hiç göz ardı etmemek lazım. İstemeyiz ama bir tane kırmızı kart. Çünkü iki takımda buna meyilli bir çırpıda 4-5 tane oyuncu var. Evet. Bunlar oyunun gidişatını %100 etkileyen konular olabilir. Tabii herkes büyük bir beklenti içerisine giriyor. Özellikle iç sahada Galatasaray oynamak Fenerbahçe camiası için çok keyifli oluyor. Öyle hocam çünkü öyle, iki taraf da öyle. Biliyorsun Fenerbahçe öyle. Camiasında şampiyonluk en önemli şey. İkincisi Galatasaray maçını kazanmak. Yani bunlar gerçek şeyler ve çok keyifli konular. Aynısı da Galatasaray için de geçerli. Tabii biz istiyoruz ki bu kadar kadro değeri yüksek olan iki tane takımdan bol pozisyonlu gollü maç. Ama burada tabii hocalar da çok stratejik düşünüyor. Yani diyor ki 6. hafta itibariyle ben çünkü Kerem bir örnek herhangi bir takım sadece tamam puan olarak 3 puan kazanıyor veya kaybediyor ama onun arkasından çok daha farklı şeyler kazanıyor ve kaybediyor. Doğru. Nedir mesela? Örnek Galatasaray kazandığı zaman 5 puan atacak. Bunun yanında ligi de düşünürsek hocam kolay kolay kapanılmayacak puanlara gidiyor iş. Fenerbahçe kazanırsa Jose Mourinho tarafından bir de oyunu okumak lazım. Ben size demedim mi diyecek. Ben Jose Mourinho'yum, ben Fenerbahçe'yim diyecek. Bir puan öne geçecek. Ya bunlar maçların sonunda konuşulacak konular. Yani bilmiyorum ama bu oyun biraz sıkıcı bir oyuna gidecek gibi görüyor. Biraz beraberliğin ön planda olduğu bir oyuna gidecek gibi hissediyorum. Bir muhtemel 11'lere bakalım isterim. Fenerbahçe ile bir açılış yapabiliriz. Ev sahibi takımın kadrosunu arkadaşlarımız, beklediğimiz kadrosunu daha doğrusu ekrana getirdiler. Livakovic, Mert, Bekao, Çağlar, Osterbolde, Amrabat, İsmail, Fred, Tadic, Dzeko, Alansan, Maximen. Beklediğimiz Fenerbahçe 11'i bu. Szymański ihtimali üstüne burada çok konuştuk hocam. Szymański ile acaba Amrabat değişir mi? Szymański başlar, Amrabat yedek bekler mi diye düşünüyoruz. Bu hep bir soru işareti. Onun dışında daha farklı bir opsiyon görüyor musunuz Jose Mourinho'nun elinde maça başlamak için? Ben tabii Szymański ile başlayacağını düşünüyorum. Çünkü önde de bir aktivite, Dzeko'nun arkasına sarkacak bir oyuncu olarak. Çünkü hep onu kullandılar o şekilde. İsmail Hoca da o şekilde kullanmıştı. Ve başarılı oluyor. Ben o şey, Berev Kilki bu şekilde başlarsa o vakit oyunun gidişatını ikinci devreyi bırakacakmış gibi geliyor bana. O vakit Szymański'yi kullanıp işte süresi ne zaman olur? Galatasaray'ın aksiyonuna göre. Ama Szymański'den vazgeçmez. Oyunun gidişatına göre değişikliği yapar. Yani Galatasaray'ın göstereceği orta sahadaki direnç, çabukluk, nerelere itmeler var, nerede kapatacağını düşünürse o vakit Amrabat'ı oyunun ilerisinde ilk dakikalarda atabilir. Biraz evvel ne dedim? Eğer bir golü bulursa 60'lardan sonra bu sefer üçlüye bile döner. Dzeko'yu alır, Amrabat alır. Ne kadar varsa elinde kapatacak alanları, oyuncuları kullanır. Burada önemli olan Fred ve Szymański'nin o çabuk oyunu ve çabuk ileri gitmesi ve oyunu iki yönlü oynamaları. En büyük özelliği Amrabat o kadar değil. Amrabat defansif açıdan çok iyi. Karşılama açısından iyi. Pozisyon her şey tamam onlar okey. Ama topla birlikte öne çıkışında bir Fred ve bir Szymański'nin ayarında değil. Çünkü bu sefer iki tane, üç tane de Fred tek başına kalır. Gene bu sefer iki tane arkadaş. Şey değil mi hocam Abramat? Skoru alınca oynayabilecek ben bir oyuncu şekilde, gibi değil mi? Öyle düşünüyorum yani yaparsa. İşte orada Szymański'yi çıkarıp Amrabat'ı kullan. Bir sürü bir de geniş bir alternatifi var. Bilhassa ön tarafta ve ön taraf olarak çok geniş alternatif var. Yani ben sizin çıkardığınız şurada gösterilen bir tek şey değişir orada. Amrabat değişir, Szymański ile oynar. Hiç değiştirmez orayı. O üçlüyü değiştirmeyecek. Ben eğer Kerem Galatasaray orta sahayı Sara Torreira artı Mertens'le oynarsa
bence Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, İsmail, Şimanski olmak zorunda. Neden? Hemen altını doldurayım. İşte burada da kadroları yaparken hocalar rakibin de nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını öngörebilmek durumundalar. Yani o yüzden Okan Hoca da belki Mertens veya Sara'dan feragat edip Berkan'ı kullanmayı da düşünüyor. Evet. Ama dediğim gibi eğer Torreira artı Sara artı Mertens üçlüsüne bence Fenerbahçe mutlaka Şivanski'yi kullanmalı. Neden? Şöyle bir sıkıntı var. Hocam Galatasaray'ın iç saha olsun, deplasman olsun yediği pozisyonların %80'i geçişten. Öyle zaten. Evet. Bu oyunda bu geçişi belli bir mesafede de olsa oynayabilecek en iyi oyuncu ne kadar form grafiği de yüksek olmasa bile Şivanski. O boşluklara yani düşünsenize şimdi Sara, Torreira, Mertens üçlüsünde en defansif anlamda kırıcı oyuncu Torreira. Evet. Başka çok net bir oyuncu var mı hocam? Yok. Bence orada mutlaka Jose Mourinho Şivanski'yi mutlaka eğer öyle bir orta sahayla başlarsa Galatasaray mutlaka Şivanski'yi kullanır diye düşünüyorum. Oyun içinde çok da oyunun Fenerbahçe tarafına dönmesine sebep olabilir. Ama öbür tarafta Abramat, İsmail, Fred orta sahası tabii ki daha güçlü. Defansif anlamda sana sıkıntı yaratmayacak bir orta saha ama orada da bütün aksiyonları Fred üzerinden oynaman lazım. Yani. Hocam şey işte Abramat çok iyi bir pozisyon oyuncusu. Evet. Fizik olarak çok güçlü bir oyuncu. Ama iç sahada oynuyorsun. 2 puan geridesin. Kazanmak zorundasın. Acaba çok mu defansif olur diye ben açıkçası düşünüyorum. Kalırsın çok orta sahada. Bir virgül koyalım tamam. Sevgili seyirciler. Kadıköy'e gideceğiz. Erdem Akbaş bizi bekliyor. Yanında Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür var. Söz Erdem'de. Evet Kerem, iyi yayınlar. Gerçekten Kadıköy'de bir güneş açıyor, bir kara bulutlar geliyor. Bir taraftan da rüzgar var. Yani değişken bir hava durumundan bahsedebiliriz. Sabah yağmur yağmıştı, sonra güneş açtı. Şimdi yeniden kara bulutlar var. Gerçekten maç öncesi, maçta bakalım böyle mi olacak? İnişli çıkışlı bir maç olacak bekliyoruz ama yanımda Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür var. Süha ile beraber mücadeleyi konuşacağız. Hoş geldin Süha. Hoş bulduk. Önemli bir karşılaşma. Ligin 6. haftasında aslında erken bir derbi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Kim kazanırsa kazansın çok büyük bir şey kazanmayacak. Kaybeden elbette sezonu kaybetmeyecek ama kazanan takımın psikolojik olarak bazı üstünlüğü alabileceğini iki taraf için de söyleyebiliriz. Sen öncelikle nasıl bir karşılaşma bekliyorsun onu sorayım. Aslında senin de bahsettiğin gibi sezon fikstürü çekildiği zaman Türkiye'de futbolla ilgilenen insanların çoğunluğu bu maçın haftasına bakıyor. İlk işlerden bir tanesi bu sezon başlarken. O sebeple tabii ki çok değerli bir karşılaşma. Psikolojik üstünlük kısmı da çok önemli. Dediğin gibi sezonun başı olması itibariyle belki fikstürde Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı çok fazla etkilemeyecek puan cetvelinde. Evet burada bu haftalarda alınan puanlar sezon sonunda şampiyonluk yolunda çok değerli muhakkak. Ama psikolojik üstünlük tarafı iki taraf için de daha değerli. Özellikle Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle, ev sahibi olması avantajıyla karşılaşmada kazanması Fenerbahçe açısından çok daha değerli olacak. Çünkü şöyle bir durum var. Fenerbahçe biliyorsun son yıllarda Kadıköy'de Galatasaray'a karşı üstünlük kurmakta birazcık zorlanıyor. Nitekim geçen sene deplasmanda önemli bir galibiyet almıştı 10 kişiyle. Bunu tekrarlaması durumunda, 10 kişi kalmasından bahsetmiyorum tabii ki. Böyle bir galibiyetle tekrar kazanması durumunda Fenerbahçe, Mourinho önderliğinde şampiyonluk yolunda bence ilk adım atacaktır. Tabii ki de sen Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun. Aslında birçok dinamiğine de takım içindeki konulara da hakimsin. Osay Samuel dışında eksik oyuncu yok. Bunu biliyoruz. Ama hafta içi antrenmanlarda ben de Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Antrenmanlarda Amrabat'ı üçlü İsmail, Fred Amrabat üçlüsünü de denediğini de biliyoruz. Bugün orta saha kurgusunda bir değişiklik bekliyor musun öncelikle? Tabii ki de şu da var. Şurada da bir yorum getireceğim. Amrabat'ı oynattığı zaman senaryoda Fenerbahçe'nin oyununun bir anda böyle çok fazla değişeceğini de düşünüyor musun? Olumlu anlamda düşünmüyorum. Olumsuz anlamda zaten görmemiz lazım. Şunu söylemem lazım. Fenerbahçe'nin orta saha hattında kim oynarsa oynasın
ligin çok üstünde. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zaten malum ama özellikle orta saha hattı Fenerbahçe'nin gerçekten bütün rakiplerin çok üstünde. O sebeple şöyle düşünmek lazım. Mourinho Amrabat geldiğinden beri antrenmanlarda her türlü sistemi deniyor. Baklava da denemiş. Yani 4 oyuncuyu bir arada da antrenmanlarda denemiş. Bugün ben açısı kazanan 11'i, daha doğrusu kazanan orta sahayı Mourinho'nun bozacağını düşünmüyorum. Yani Szymański, Fred, İsmail üçlüsü şu ana kadar gerçekten ligde çok etkili. Ki Avrupa maçlarında da benzer performansları gösterdiler. Galatasaray'a karşı orta sahada dirençli bir orta sahaya çıkacağını düşünürsek Galatasaray'ın, ona rağmen Fenerbahçe'nin özellikle orta saha bölgesinde rakibine üstünlük kuracağını düşünüyorum ki bu bence derbinin anahtarı da olacaktır. Peki Süheyl, Mourinho'nun birazcık da savunma emniyetini ön plana alıp önce skoru koruyup ardından gol bulup, ya baktığın zaman 5 lig maçının 4'ünde evet, gol yemeyen bir takım var. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geldikten sonra geçen seneye dair analizlerinden biri de biraz az gol yesek şampiyon olabilirdik yorumunu yaptığını biliyoruz. Yani bu oyunu sezon geleni geçelim. Bugünkü derbide Fenerbahçe'nin saldırgan bir futbol mu yoksa birazcık daha temkinli bir oyun mu? Çünkü biliyoruz ki derbilerde hep saldırgan olmasını istiyor ev sahibi takımların. Ama bugün sanki bunu göremeyeceğiz. Mourinho birazcık daha o temkinli çizgisini koruyacak gibi mi? Evet, çok doğru bir noktaya temas ettin. Çünkü o saldırganlık dediğin şey bence derbilerde iç saha takımlarına daha çok zarar veriyor. Açıkçası ben daha rakibi tartarak başlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Nitekim savunma hattına değindin. Evet, 5 maçın 4'ünde Fenerbahçe gol yemedi. İç sahada 2 maç oynamış olsa da gol yemedi. Artı Avrupa maçlarında da Lugano'dan tek gol yedi. Ve Lille gibi çok güçlü bir takıma karşı ilk 90 dakika için söylersek, uzatma bölümünü saymazsak, gol yemedi. Yani bu performansa bakarsak Mourinho'nun zaten Fenerbahçe'nin savunma hattına direkt olarak müdahale ettiğini olumlu anlamda söyleyebiliriz. Açıkçası maçın kilidini çözecek noktalardan birisi de bu bence. Yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray, yani Okan Buruk ve Jose Mourinho karşılaşmaya nasıl başlayacak? Ya ben Okan Buruk'un da açısı benzer bir taktikle, yani birazcık daha Fenerbahçe'yi kontrol altında tutmak, pas oyunu oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe burada kilidi açabilirse, eğer erken bir gol bulabilirse çok avantajlı duruma geçecektir. Çünkü gerçekten burada taraftar önünde oynamak takımı her zaman ekstra ateşliyor. Peki kilidi açacak oyuncu sence Fenerbahçe'de kim olur? Madem o yani kelimeyi kullandın. Biraz zor bir soru, çünkü Mourinho varsa gerçekten sürpriz bekleyebiliriz. Evet, hepimizin muhtemel bir 11'i var ama Fenerbahçe'de önce santraforda kimin başlayacağını bir netleşmesi lazım. Ben Dzeko'yu bekliyorum ama dediğim gibi, yani Mourinho varsa bir nesil sürprizi de görebiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Ama ben burada skordan ziyade Fred'in oluşunun Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani Fred belki skoru açan isim olmayabilir ama kesinlikle orta sahada, o daha demin bahsettiğim oyun üstünlüğünü Fenerbahçe'ye kazandıracak kişi diyebilirim. Ki Fred'in olduğu derbilerin hiçbirini kaybetmedi Fenerbahçe. Fred geçen varken maç da kaybetmiyor, evet, kolay kolay. Bu anlamda Fred'i uzun uzun konuşuruz tabii ama stoperde Beko mu, Ciku mu? Çünkü Çağlar'ı kesin olarak görüyoruz artık. Çünkü Çağlar Mourinho'nun herhalde ilk Livakovic'den sonra belki de ilk yazdığı oyunculardan biri. Evet, yani senin de dediğin gibi antrenmanlarda hafta içi takımla çalıştığı için ben açıkçası Ciku'yu bekliyorum ama Fenerbahçe'de bu üçlü tandemden, üçlü stoperden kim oynarsa oynasın ikili de çok bir fark edeceğini düşünmüyorum. Yani üç oyuncunun da kalitesi belli. Üçü de bence formda. Yani Bekao sene başında evet fazla forma şansı bulamadı ama hem geçen sene göstermiş olduğu performans hem de oyuncunun fiziksel, biliyorsun, gerçekten güçlü bir oyuncu. O sebeple kim oynarsa oynasın çok fazla bir savunmada Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bunu da yine orta sahaya bağlayabilirim. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten belki tekrar düşüyoruz ama çok güçlü bir orta sahası var. Peki hafta boyunca şimdi benim de muhtemel 11'imde ben Amrabat'ı paylaştım. Açıkçası iki muhabir olarak birbirimizden belki farklı muhtemel 11'ler veriyoruz ama bu mesleğin de cazibesi birazcık bu. O zaman şunu sorayım. Amrabat'ı koyduğun senaryoda sen takımdan kimi çıkarırdın? Szymański mi, İsmail'i mi? Ya da Mourinho sence kimi çıkarır? Yani şunu söyleyeyim. Ben aslında muhtemel 11 yaparken tıpkı senin gibi tek tek oyuncuları biliyorsun, düşünüyoruz. Evet. Fred'i çıkaramaz diyorum doğal olarak. Evet. Szymański'yi de çıkarmaz diyorum. Bu sefer İsmail de çıkarmaz diyorum. Amrabat'ı nereye koyacağız? Öyle bir baklava orta saha olursa eğer belki hücumdan Tadic ya da Maxi'den biri
bir ihtimal çıkabilir diye düşündüm. Şimanski kanada çünkü Kasımpaşa evet, maçında oynatmıştı. Kanada atmıştı. Yani evet. O iki oyuncudan bir tanesini çıkartıp belki Şimanski de kanada koyabilir. Onun dışında ben orta sahada gerçekten bu üçlüyü Mourinho'nun kolay kolay bozmayacağını düşünüyorum. Tabii bir de Galatasaray cephesiyle de bir iki yorum yapalım. Galatasaray'da sence Fenerbahçe'yi zorlayacak tabii ki de çok güçlü bir forvet hattı da var ama. Muhakkak. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi en çok orta saha direncinde mi yoksa Torreira Sara ile beraber yoksa forvet hattında mı zorlayacak ya da çok başka bir oyun mu izleyeceğiz Galatasaray'ın domine ettiği? Çünkü şuraya not düşeyim. Mourinho yönetiminde topu birazcık rakibe bıraktığını evet. gördük. Kasımpaşa'ya bıraktı buradaki iç saha maçlarında da. Galatasaray'a topu bıraktığı takdirde Kadıköy'de çok fazla pas yapan, topla oynayan bir Galatasaray. Çünkü tribünlerinde düştüğünü görüyoruz bu oyunda. Sence bu etken olur mu Galatasaray'ın oyunu adına? Erdem, bence çok önemli noktaya değindin. Bunu şöyle açmam lazım. Açıkçası ben Galatasaray'ın en güçlü tarafının duran toplar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Saral'ın takıma katılmasının ardından gerçekten çok iyi duran top kullanıyor. Ki Galatasaray'da bu duran topları skora çevirme ihtimali çok yüksek oyuncular var. Elbette Galatasaray ligin en iyi santrafor hattına sahip. Yani bu tartışmasız. Üç oyuncusu da kim oynarsa oynasın gerçekten çok etkili oyuncular. Ama ben topu tutmasından ziyade kolay kolay akan oyunda Galatasaray'ın Fenerbahçe savunmasını aşabileceğini düşünmüyorum. Evet. Tabii burada bir Salah hamlesi olur mu? Nasıl bir performans verir? Bunları bilmiyoruz ama geride kalan 5 haftada izlediğim Galatasaray'da şunu net olarak söyleyebilirim. Akan oyunda kolay kolay Fenerbahçe üstünlüğü kurabileceğini düşünmüyorum. Bu sebeple duran topların maçı çözebileceğini düşünüyorum. Yani evet. özellikle Fenerbahçe'nin bu tarafta biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da hem duran topu iyi kullanan oyuncular var. Mertens gibi, Sara gibi. Hem de bu duran toplara gerçekten iyi yükselen, vurabilen oyuncular evet. var. Yani tek nefeste saydık mı 5-6 adam sayabiliyoruz. Şöyle bir notla destekleyeyim. Torreira ve Sara dışında Galatasaray'da 1.85'in altında oyuncu yok. Yani muhtemel 11'inde. Şalai'nin dahil olduğu evet. muhtemel 11'de 1.85'in altında oyuncu yok. Yani Galatasaray'da o anlamda gerçekten fizik kapasitesi yüksek bir takım. Tabii yani önemli bir karşılaşma. Oyun olarak ben çok böyle karşılıklı pozisyonların olduğu bir maç beklemiyorum. Sen nasıl bir mücadele bekliyorsun? Açıkçası ben de dediğim gibi birazcık daha orta alan mücadelesi şeklinde bir karşılaşma bekliyorum. Fenerbahçe'nin orta alanda üstünlük kuracağını düşünürsek daha çok topla oynayan taraf Fenerbahçe olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii Galatasaray'ın geçiş oyunlarını, kontra atakları nasıl değerlendireceği çok önemli. Burada ben Fenerbahçe'nin kolay kolay buradan pozisyon vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Mourinho ne olursa olsun şunu kabul etmek lazım. Çok tecrübeli bir teknik adam. Yani evet. bu maçları defalarca oynadı. Evet. Hatta çok daha üst düzey maçlar oynadı. Buna önlem muhakkak alacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin zayıf karınlarından bir tanesi. Yani Fenerbahçe nereden baksan son yıllarda aklımıza 5-6 maç direkt gelebilir evet. bu şekilde. Kontra ataklarla bütün maçı üstün oynadığı karşılaşmalarda. Bir anda 3'e 2 yakalanıyor. Aynen öyle. Bir anda 3'e 2 yakalanıyor ve bakıyorsun Fenerbahçe mağlup olmuş ya da istediğini alamamış. Galatasaray'ın bunu deneyeceğini düşünüyorum doğal olarak evet. ama Mourinho bence buna tedbir alır. Ki Galatasaray'da son 2 sezonda geçiş oyununu en iyi oynayan takımlardan kesinlikle da biriydi. Kesinlikle. Özellikle orada Barış Alper ve evet. Kerem de vardı. Evet. İkisi bir arada olunca geçiş oyununda doğal olarak Galatasaray'a bir üstünlük kazandırıyorlardı. Peki bugün Filip Kostić'in süre almasını bekliyor musun? Kadroda olmasını bekliyorum. Evet. Süre alması tabii doğal olarak maçın gidişatına göre değişecektir. Yani Kostić zaten çok tecrübeli bir oyuncu. 90 dakika oynamayacağını da varsayarsak 30 dakika, 25 dakika kesinlikle kaldırabilecektir o tecrübesiyle. Ama burada biliyorsun Kasımpaşa maçında açıkçası Jadon belki de Fenerbahçe kariyerinin en kötü maçını oynamıştı. Onun performansı da birazcık Mourinho'yu buna itecektir. Yani eğer Jadon iyi oynarsa kolay kolay süre beklemiyorum. Evet. Çünkü daha tam olarak hazır değil. Yani şey diyemiyorsun. Mourinho üçlüyü en azından kısa vadede Kostić'le beraber dener. Ya evet, Mourinho varsa sürpriz olabilir dedik ama o kadarını da beklemiyoruz. Bu kadar. Ya bu maç için beklemiyoruz ama ilerleyen haftalarda muhakkak olacaktır. Muhakkak yani şöyle olacaktır. Erdem, şimdi Fenerbahçe'nin puana ihtiyacı olduğu ya da işte Avrupa'da rakibin elemesi gereken bir maçta savunmanın daha ağırlıklı olduğu bir karşılaşma düşünürsek Jadon'ı önünde Kostić'i görebileceğiz. Yani orada illa Maxi ya da Tadić oynayacak diye bir kural yok. Zaten bu hamlenin, bu transfer hamlesinin, Kostić hamlesinin biraz buna yönelik yapıldığını düşünüyorum. Bir fırsat transferiydi evet. ve Fenerbahçe için yararlı bir transfer oldu. Performans verip vermemesi hiç önemli değil. Yani kağıt üzerinde baktığınız zaman doğru bir hamle. Söylemek istediğin, not düşmek istediğin derbiye dair bir şeyler varsa son sözü alayım. Evet, şöyle söyleyebilirim tabii yayına girerken bundan bahsetmiştik. Yani herkesin beklediği bir karşılaşma. Türkiye'de futbolu takip eden, seven herkesin
merakla beklediği bir karşılaşma. Umarım iyi bir karşılaşma olur, güzel bir karşılaşma olur. Umarım futbolu konuşuruz. Çünkü Fenerbahçe-Galatasaray maçları biliyorsun öncesinde, maç sırasında ve sonrasında yankıları sürekli devam ediyor. Yarın da büyük ihtimal bütün gün bu maç konuşulacak. Umarım güzel bir karşılaşma izleriz. Ağzına sağlık Suya. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, Kadıköy'ün çeşitmiştik. Galatasaray'ı muhtemel 11'inden de söz etmekte fayda var ki bir sonraki saatte yine bu muhtemel kadrolar üzerinden sohbetimizi de sürdüreceğiz. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda Muslera'yı kalede göreceğimizi düşünüyoruz. Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen. Bizim beklediğimiz 11 bu. Mahmut Hocam, sizin beklediğiniz kadroyla bizim beklediğimiz arasında bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Ne ben de dışta Yunus'un değişeceğini düşünüyorum. Orada Şaray'ı yani Ronaldo oynatacağını düşünüyorum. Mertens'te de bir değişiklik olabilir. Yani Mertens'te de değişiklik olabilir. Çünkü şöyle biraz evvel de konuşurlarken hep kafamda böyle bir jimnastik de yapıyorum. Mesela Fenerbahçe'nin orta sahasından kurguladım. Hakikaten Amrabat'ta da oynayabilir. Amrabat, İsmail, Fred'i de Ozymanski'nin girdiği yerlere o da giriyor çünkü. Oynayabilir ve daha da güçlü bir orta sahada yapabilir. Çünkü itmelerde dikkat edersen pozisyon vermiyor fazla Fenerbahçe. Doğru. Olabilir. Galatasaray'da da çünkü önde aktivitesi çok fazla. Önde aktivitesi, topu da önde tutmak için bence Ronaldo biçilmiş bir kaptan. Tabii hazır mıdır? Hazır geldi. Oynayarak geldi o da. Freiburg'da transfer dönemi konuşulurken, transfer yapılırken oynayarak geldi. Ben önde Osimhen, Barış ve Ronaldo olacağını düşünüyorum. Osimhen, Barış ve Sallai'yi bekliyorsunuz. Hocam ne dersiniz? Benim 11'i sayayım o zaman. Çok iyi olur. Muslera kalede, sağ bek Kaan. İki tane stoper, Davinson'la Abdülkerim. Solda Jakobs. Onların önüne sola yakın Berkan. Sağda Torreira, ikili gibi. Onların önüne Sara. Bir tarafa Sallai, öbür tarafa Barış. İleride Osimhen. Benim düşündüğüm... Yani siz de Mertens ve Yunus'u düşünmüyorsunuz. Yani ben biraz daha bu kadronun daha dengeli bir kadro olduğunu, yani iki yönü de iyi oynayacak bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani Salah'ı tercih etme sebebim, hata da çıkabiliriz. Aynı zamanda Salah'ın disiplininden yararlanıp Kaan'a da yardım eder diye düşünüyorum. Öbür tarafta da Barış'ı birebiri güçlü Mert'le halledebileceğini düşünüyorum. Yani bu daha dengeli. Ha burada ne olabilir? Biraz daha tecrübe olursa Sara'yı oturtturup acaba Mertens'le başlar mı? O zaman da tabii akıllara şöyle bir şey geliyor. 20 küsür milyon euroluk oyuncu mu derbide oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Otomatikman maç sonu bunlar. Kötü bir neticede konuşulur. O yüzden hem Sara'yı sanki ya Mertens'in pozisyonuna da koyarak Kerem sanki en uygun pozisyonda da kullanıyor gibi oluyor bu 11'de. Ben açıkçası böyle bir 11 bekliyorum. Tabii dediğim gibi yani hocalar daha farklı konuları da analiz ettiği için belki Yunus'la başlar Okan Hoca. Ama Sala'yı sanki Macaristan milli takımında da keza çok dengeli bir oyuncu. 2018'den beri yani Freiburg'ta. Şey hocam mesela şu şuradan bağlayayım. Bir derbi özelinde farklı bir oyuncu kullansaydınız ya işte ya bu derbide ilk kez kullanılır mı gibi laflar çıkardı ama Salah öyle bir oyuncu değil. Yani birkaç pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Keza İçte oynayabilir. Ve hatta fiziksel olarak da çok hazır olduğunu tahmin ediyoruz. Hazır geldi tabii. Bir evet. De Kerem tabii Salah'ı aynı zamanda ya bazen 10 numarada da kullanılan bir oyuncu. O yüzden tercih edilmesini ben doğru buluyorum. Tabii ama bütün bunları kurguladılar, oyuncuları yerleştirdiler. Oyun nasıl olacak? Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında son iki tane Süper Lig maçına nazaran biraz daha kontrollü başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarının bir tanesinde özellikle
Sen Maksimen'i birebir bırakmak var. Bu çok net gözüküyor. Özellikle ters toplarla. Galatasaray'ın bu tuzağa düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü Kaan bir pozisyon oyuncusu olsa bile Sen Maksimen'in özellikle çabukluğuyla onu ekarte edebileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha dengeli başlaması Galatasaray'ın çok olağan. Hocam Galatasaray'ın yine muhtemel 11'ine baktığımız zaman, evet, Yunus'tan bahsettik, işte Mertens'ten bahsettik. Saray'ı biraz daha önde konumlandırdığında, oyuncu işte 8 mi oynamalı, 10 mu oynamalı tartışmalarına binaen bunu soruyorum. Daha verimli olacağını düşünenlerden misiniz, yoksa açık alanda biraz pas organizasyonunu üstlenmesi mi gerekir oyuncunun? Şimdi bizim gördüğümüz neydi? Geldiğinden beri bir 20 dakika, yarım saatten hep oyunun içinde olan, ama ondan sonra da oyunun dakikalar ilerledikçe oyundan kaybolan bir oyuncu gördük. Ön tarafta da en son maçta attı Mertens'in yerine. Orada da tamamıyla kayboldu. Oyun içine girmedi ama ne vardı? O da çok sıkışık bir takıma karşı oynadı. Şimdi burada o gitgeller oynamak için aynı sizin rakibinizin aktivitesi gibi aktivite içinde olmanız lazım. Mesela söylüyoruz ya, şu anda Sara filan diyoruz ama bir bakmışın Yunus'u dışarı atmış. O tarafta da arkada da Ronaldo Salah'ı kullanmış. Olabilir çünkü onun çabukluğundan. Çünkü bu maçlar o tarzdaki gitgelleri kapatabilecek oyuncularla önemli. Ayak iyi, çok iyi bir ayağı var. Duran topları iyi kullanıyor. Bunu inkar edemeyiz ama oyunun boyu uzadıkça oyun içinde kaybolmaya başladı. Esas mevkide oynadığı zaman da. Saray için değil mi hocam? Evet. Hocam Saray'ı bence, özür dilerim. Lütfen lütfen. Şeyden, kaleden ne kadar uzaklaştırırsan Kerem, yani rakip kaleden ne kadar uzaklaştırırsan o kadar verim alamıyorsun. Yakın mı oynaması lazım? Mutlaka. Saray'ın en büyük özelliği ne? En büyük özelliği görünen şut atması. Doğru mu hocam? Sonuçlandırması şutla. Son maçta işte attığı gol. Onun için denedikleri var. Sağ ayağıyla da vuruyor topu. Vuruyor ama çok iyi vurmuyor. İki maç önce, iki tane Süper Lig maçı öncesi insanlar şöyle yazıyordu. Ya bu Saray'ı nasıl bu kadar vermişler? Championship'ten bir oyuncuya bu kadar para verilir mi diyordu. İki maç biraz kaleye yakın oynadı. Galatasaray fark yarattı. Ya bir şeyler var gibi. O yüzden bence Saray'ı 8'den çok sanki biraz rakip kaleye yakın 10 gibi kullansa hem Saray'dan da daha çok verim alır hem oyundan da daha çok verim orada alır. Orada da hocam şöyle bir soru işareti olmuyor mu kafanızda? Yani önde oynadığında alanlar biraz daha dar oluyor. Özellikle daha düşük kalibreli rakiplere karşı. Oyuncu da o dar alanda o çabukluğa sahip değil. Öte yandan geriye de onun yerine birini çektiğiniz zaman pas organizasyonunda onun kadar yönlendirebilecek bir oyuncu görüyor musunuz Galatasaray'da? Zaten Saran'ın özelliği örgüyle gidebilen bir oyuncu. Evet. Pas olarak gidebilen evet. bir oyuncu. Ama siz 8'de Saray'dan örnek olarak defansif anlamda %60 gibi bir kurguladığınız zaman orada da verimli olamıyor. Hı hı. Onun için yani biraz daha rakip kaleye yakın olsa arkasını kuvvetlendirmen lazım. Verim açısından mesela arkasında dediğim gibi hocanın Berkan oynasa mesela örnek. Berkan, Torreira, Sara oynasa bir de öyle bakmak lazım. Okan Hoca hiç öyle kullanmadı ama Norwich'te öyle pozisyonda çok oynadı Kerem. Kabul ediyorum. Belki Okan Hoca'nın çok istediği bir 8 gibi değil ama bir 10 numaraya da belki bugün bir tercih olarak konulabilir değil mi hocam? Yani şimdi tabii bu tarzdaki maçlar her zaman için nedir? Çok agresif ve çabuk oynaman gereken bir maçlar. Bu arkada da Torreira'nın yanında da oynadığı zaman bakıyorsun oyun içinde kayboluyor. Belli bir süre sonra düşüyor, oyundan evet. düşüyor. Ya yani bu Saray yetmez bu. Yani büyük takımlar nedir? Devamlı senin 80 dakika falan hep oyunun içinde kalıyor. Torreira gibi. Tamam Torreira fazla seni oyuna sokmuyor, etmiyor ama hep oyunun içinde. Hep pas yüzdesi fazla. Şeyde de Saray'da bir başlıyor oyuna 25 dakika, yarım saat bir bakıyorsun İyi toplarla ama sonrası gelmiyor. Boyut gitmiyor. Bu yeter mi senin için şampiyon oynayan bir takım için? Tamam belli bir takımlara karşı oynarsınız ama kendi dengenizde ve Avrupalı maçlarında sırıtırsınız. Eksik kalırsınız. Okan Hoca'nın en büyük sıkıntısı o işte. Elinde bir İsmail gibi oyuncusu yok. Bakın Türk oyuncudan bahsediyor. İsmail gibi bir oyuncusu yok.
Şimdi Amrabat aldı. Amrabat gibi bir oyuncusu yok. Buralardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. İşte Kerem Demirbay'ı oynatmaya çalışıyor. Saray'ı oynatmaya çalışıyor. Önde Mertens'ten vazgeçme. Berkan'a belki da süre veriyor. Efendim? Berkan'a da süre veriyor ama daha farklı pozisyonlarda tabii şimdi, da kullanıyor. Bakıyorsunuz sağ tarafta sizin defansif bilgisi çok iyi olan bir oyuncu var. Üç stoperle oynuyor Galatasaray. Tabii. Şimdi kapatmalarda mesela Sanchez tartışmayız zaten. Kimseyle de tartışmayız stoper olarak. Şu anda Türkiye'nin en iyisi. Hocam Galatasaray'ın bu oyunu ekonomik ve iyi oynamasının en büyük sebebi Davinson Sanchez. Ama şu. En büyük sebebi şöyle bence. O alanlar daralıyor hocam. O Sara rakip kalede etkili oluyor ya, şut pozisyonuna giriyor. Onların sebebi de Davinson Sanchez bence. Mutlaka ben ama bizim ligimizde şu tarzda bugün oynanacak maç yani kaliteli 6-7 tane takımımız olmadığı için bize ne oluyor? Düdük'le birlikte hep öndeler. Büyük takımlar. Evet. Hep öndeler. Bizi hep kandırıyorlar diyelim ben onu. Ben hep öyle söylerim. Biraz böyle bir Başakşehir gibi örnek veriyorum. Onun o ayarında biraz daha yukarıda her hafta oynayabilsen öyle. Bu sefer dersin ki ya benim takımım ne yapıyor? Daha iyi şeyler konuşuyor. O genellikle Avrupa'da göz önüne işte çıkıyor. Orada o kişide önümüzdeki hafta PAOK'la oynayacaksın. PAOK'un oyun mentalitesi, her şey, oyuncular çok farklı. Topu tutması, hücuma çıkmalar. İşte orada bizim depolar, her şey meydana çıkıyor. Ama Davinson Sanchez ağır bir stoper değil hocam. Yakalayabilir ağır yani. Ağır dediğim ben o açıda demedim. Oyun ben ağırlığı genelden konuşuyorum. Yok anladım hocam, anladım. Şimdi Sanchez bizim ligimiz için çok farklı bir bölümde. Onun için şöyle diyecektim. Kaan'ın oynayacağı yerde şeyle Maximen ikinci kademesine %99 şeye girecek oraya. Sanchez girecek. Ve dikkat edersen Sanchez geldikten sonra da maçlarda gördük bunu. Bardakçı da çok iyi kademelere girmeye başladı. Hani derler ya yanındaki usta kimse, çırak da oradan öğrenir. İtmelere yok, o kadar iyi itmelere girdi ki. Evet. Bardakçı son maçlara bir bakın. Çok iyi itmelere giriyor. Herhalde geçen hafta oynadıkları Sanchez'le bile oynadığınız zaman oyun farklı, çok farklı bir boyuta gidiyor. Ama şimdi geldik iki tane dengeli takımı. İkisi de birbirlerinin oyun açısından, oyuncu portföyü açısından hep farklı oyuncularla. Tekrar vurgulayalım. Bu maç bak dikkat edersen hep biz neleri konuştuk? Hep orta sahayı konuşuyoruz. Çünkü olay orada bitecek. Orta sahası dinamik olan, çok iyi oyunu sezen götürecek. Burada ağır olarak düşünürsen Fenerbahçe, Galatasaray'ın azından forvette ağır. Bir tek Maximin'in haricinde. Ama Galatasaray'da geldiğin zaman hepsi de farklı bir atletik hızlı oyuncular. Evet. Çok atletik oyuncular. Hele söylüyorum ya, dışarıdan gelmedi mi Osimhen kendi kendine yaratan bir oyuncu. Bu tarafta da Dzeko'yu gözden kaybedemezsin. Olmuyor olmuyor dersin, bir bakarsın adam pat top tutması farklı, vücudunu koyması farklı. Havadan gelenlerde görmüyor musun? Bir kalçayı koyuyor, atıyor hemen stoperi. Boş alan yaratıyor kendini. Bakalım o açıklardan ne kadar gelecek? Yakalayabilecekler mi? Biz tabii çok şey istiyoruz. Hocam o Beka Osimhen eşleşmesinde öyle mi olur acaba? Vallahi yani pozisyonları düşünüyorum. Pozisyona gidişe göre. Yani Beka, Çağlar da olabilir orada. Orada mesela tabii Çağlar da olabilir. Nereye gideceksin tabii, o tabii. Yani ben oynayayımdan çok kime gelirse oynanacak. Öyle orada olacak zaten. Orada mesela Osimhen'in hareketliliği, atletizmi, çabukluğu, orada pozisyon alması, özellikle kafa vuruşlarında falan biraz daha avantaj sağlıyor galiba. Hepsine zorluk. Bütün stoperlere evet, zorluk çıkıyor Osimhen. Bütün sadece bu Fenerbahçe falan de. Şimdi Fenerbahçe'de Osimhen olmuş olsaydı bu tarafa Galatasaray, Sanchez'e, Manchez'e hepsine zorluk çıkıyor. Böyle bir oyuncu mu? Ya tabii Edin Dzeko. Çok dinamik. Edin Dzeko geçen hafta dinlenmesi, işte El-Nesri'nin hocanın istenilen seviyede olmamasından kaynaklanıyor. Bir de Edin Dzeko Fenerbahçe oyununa çok uygun bir oyuncu. Evet. Çünkü iki senedir ne oynandığını biliyor. Onun üzerinden, Tadiç üzerinden oynanan da bir oyun var. Onun için bugün ilk 11'de tercih edilmesi bence çok doğru. Ama El-Nesri de potansiyel olarak oyunun neticesine göre mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü Kerem ilk istediği oyuncuydu El-Nesri, biliyorsun. Evet. Ama skor burada çok önemli. O açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kulübesi daha güçlü Galatasaray'a nazaran. Yani
Galatasaray'da bir tek forvet güçlü oluyor. İşte kim Batshuayi orada? Batshuayi girecek. Başka da yok yani fazla. Fenerbahçe o konuda hakikaten çok şanslı. Ofansif daha anlamda daha ofansif güçlü. Orada Icardi'nin de maç kadrosunda olup olmayacağını bilmiyoruz şu anda. Ben olacağını düşünüyorum. Olur ya. Yani süre alır mı bilmiyorum ama ben olabileceğini düşünüyorum. Şeye bağlı, gidişata bağlı. Ne gösterir? Eğer 0-0 giderse hiç kesinlikle değişiklik olmaz. Farklı bölgelerde. İki tarafta daha çok defansif oyuncuları evet, koyarlar. Beraber evet. Evet. Orta giderse, saha kökenli tabii. oyuncuları tercih ederler. Ama şey de olabilir Kerem. Mesela geriye düşerse orada tercih Icardi mi olur, Batshuayi mi? Bence Batshuayi olur. Yani Icardi yine hoca çok bekle. Yani düşüneceğini maç için geriye düşerse çok düşüneceğini düşünmüyorum. Yani orada tercih yine bir Batshuayi hamlesi olabilir. Bugün Icardi'yi izleme ihtimalimizi düşük görüyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Neden öyle görüyorum Kerem? O dakikalar tam Batshuayi'ye uygun dakikalar oluyor. Baştan koyuyorsunuz. Çok istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Ama sonradan koyduğunuz her oyunda iş yapıyor oyuncu. Skor buluyor, skoru değiştiriyor. Bunu Young Boys deplasmanında evet. da gördük. İçeride ilk oynadığı maçta da gördük. O yüzden Icardi'nin Batshuayi'nin şanssızlığı mı diyeyim artık böyle de bir şey yapıştı üzerine. Sanki artık hocam son 30 dakika oyuncusu olmaya doğru gidiyor. Semih vardı ya Mehmetçiğim. Aynen. Ya bir de şimdi hocam şöyle de bir şey var. Mesela Galatasaray hoca tercih etti. 3 hafta sonra formasyonu değiştirdi. Yani. Formasyonu değiştirse bu sefer Osimhen artı Icardi bekliyorsun. Yani öyle olur zaten. Ya gerçeği de bu zaten. O yüzden ama Fenerbahçe'nin her skora göre sokabileceği oyuncu açısından Fenerbahçe kulübesi daha güçlü. Daha güçlü. Yani. Şey ancak Icardi belki şöyle olabilir. Hani artık yüklenmeye başladı. Şeyi de attın, Batshuayi'yi de attın. Yükleniyorsun. Ya hani Herro ya Mero derler ya üçü. Evet. Üçünü bir arada biraz daha Batshuayi'yi dışarı atarsın. Icardi çift santrafor şeyle birlikte olsun. Ancak o şekil olur. O da tabii gidişata bağlı. Galatasaray'ın o konuda şanslı yani santrafor bölgesi hakikaten. Şu anda 3 tane santraforu. Çok çok iyi bir santraforları var. Üçü de birbirinden farklı meziyetlere. Fenerbahçe'de de 3 tane santrafor var. Onlar da farklı meziyetlere sahipler. Yani şanslılar bu konuda. İki takım da şanslı. Santrafor bölgesinden bahsediyorum. Doğru. Yani hocam Batshuayi ile Icardi'yi yan yana bir tek yani bilmiyorum yanlış hatırlamıyorsam bir tek Young Boys Young maçında Boys'ta gördük oynadı. Kerem. Tabii. Orada özellikle oyunun ilk 30 dakikası Galatasaray çok geçiş yedi. Orta sahayı kaybetti. Evet. Daraltamadı çünkü. İki tane santrafor da defansif anlamda en az birisi gelseydi belki bir nebze o kadar geçiş yemezdi ama onlar da gelmediği için Okan Hoca aslında ilk orada denedi 4-4-2'yi. Ama çok pratiği de yoktu. Pratiği olmadığı için. Elindeki şeyi de orta sahanda ona Şampiyonlar uygun Şampiyonlar Ligi değil. Gitti orada işte. Tabii. O, elindeki orta saha ona uygun değil. Yani o şekilde oynanacak. Orada nasıl bir adam lazım? İki santrfor birbirini tamamlıyor mu? O da tabii bir soru işareti. Tamamlamaya hadi bir tarafa geçtik onu. Hadi ikisini oynattın ama sen öyle oynadığın zaman elinde bir tane Fred olması lazım. Ya o tarzda bir oyuncunun olacak ki seni toparlasın ve herkese işte bazen ya kendi formatından vazgeçmeyeceksin oyunun gidişatına göre. Çünkü senin atacağın bir gol uzatmaya da götürür her şey gider. Birden bitirmek istedir ama ters oldu. Daha farklı da biterdi o tabii maç. Tabii hocam orada Ziyech falan hoca 4-4-2'de Ziyech falan oynadı orada. Yani, o çok uygun değildi onlar. Onu düşünüyorsun onu, orta kessin etsin diye. Kazanmak için onu yapmak zorundaydı. Neden? Çünkü ilk maç 2-0 devreye mağlup girmişti hatırlıyorsanız. Evet. İkinci devre Batshuayi'yi soktu, skor yaptı. Orada bir 4-4-2'yi denedi, olmuştu. Devam ettireyim dedi. Ama özellikle defansif anlamda Okan Hoca çok sorun yaşamıştı o maçta. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi sohbetimizi sürdürüyoruz. Sevgili seyirciler, takımların oyuncularını da bir sonraki bölümde kıyaslayacağız. Özellikle Osimhen ve Dzeko bu mücadeleye damga vurabilir mi? Bunu ayrıca değerlendirelim, konuşalım istiyorum. Son maçta En-Nesyri'yi görmüştük Mahmut Hocam Fenerbahçe'de 11'de ama bu mücadeleyle beraber Dzeko'ya dönüş bekliyoruz. Doğru karar bu olur mu?
Bence doğru karar. Bence doğru karar. Yani Dzeko'nun bir kere hem tecrübesi hem bu maçları çok fazla oynaması. Gerçi Nesli de o şekilde. Yani geldiği yer Sevilla'dan bahsediyoruz ama arasındaki çok fark var. Bir kere Dzeko o kadar akıllı bir oyuncu ki. Bir de oynatan bir santrafor. Aynı Icardi'den de bahsederdik hep öyle. Evet. O özellikleri de var. Zemanski ile Fred'le uyumları çok çok iyi. Ben onunla başlayacağını düşünüyorum. Burada bazı maçlarda işte topları getirmeniz iyi oluyor. Onlar da boş alanları bulabiliyorlar ama burada çok fazla sıkışık ceza sahası aksiyonlarını görmeyeceksiniz. Oyunu orta sahada kilitlemeye bakacaklar. Burada da Dzeko bir hüner yani. Oyunu açan bir hüner. Onun o ara paslarını falan biliyorsun. Bunu biz Icardi'den de çok gördük. Aynı 10 numara gibi paslar atıyorlar. Dzeko da bu tarzda bir tanesi. Dzeko bir de şey hocam, oyun kurulumunda evet, evet. Fenerbahçe'nin önemli setlerinden zaten bir tanesi. Zaten onunla buluşuyorsunuz. Tabii. Bütün hepsi onunla birlikte gidiyor. Burada Fenerbahçe'nin o avantajı da var. Galatasaray'da da farklı bir avantaj var tabii. Osimhen gibi bir dinamik var. Yani doğru. Burada sizi onu ne çabuk oyuna sokacaksınız Osimhen. Bir de gelen. Sadece çakılı bekleyen değil, gelip orta sahaya kadar gelip de top alan ve oradan çıkan bir oyuncu. Biraz evvel onunla ilgili şöyle bahsetmiştim. Yani baktınız buluşturamıyorsunuz, kendi de üreten bir oyuncu. Ona da zorlayan bir oyuncu. Ya iki tane enteresan santrforlar var. İkisi de Avrupa demeyeceğim ben artık, dünyanın bilinen santrforlu. Gerçi hepsi öyle. Hepsi de şu anda Türkiye Ligimizde bütün santrforlar dünyada tanınan, bilinen. Hani tabiri caizse deriz ya biz hocam, baba diye, baba topçular, baba santra. Baba santra onlar, evet. Bunlar. Bunlar her takım için zorluk çıkarırlar. İsmi ne olursa olsun yani. Peki bu Avrupa takımları için de. Sadece bizim ligimizde değil. Ligimizde evet. Zaten götürüyorlar da Avrupa takımları için de zor santraforlar. Ya zaten yani bu santraforları da getiriyorsan Avrupa'da da bir katkı sunmalarını beklemen. Beklentimiz o zaten yani. Kerem. Beklentimi evet. Burada zaten silme götürüyorsun hepsini. Beklentimiz orası. Evet. Burada iki puan öne düşersin, geçersin, geri düşersin. Kapatılır lig maratonu uzun. Esas biz bunları ne için? Avrupa için konuşuyoruz. İnşallah oralarda gidertirirler. Vallahi konumuz o değil ama 3 takım için Kerem ben bir 8, bir 16 bekliyorum. Yani? Avrupa Ligi'nde. 3 takım için sadece. Olmazsa zaten bir daha yapma bu transferleri. Tabii tabii. Yani mutlaka bir 16 bekliyoruz. Yani o 24'ün dışında kalmak bu kadar maliyetli takım için, takımlar için çok büyük başarısızlık olur. Zaten başarısızlık... Dakikamız var mı Kerem? 1,5 dakikamız var bu bölümde. Yani öbür bölüme bağlayalım. Burada bir pencere açıp bir başka parametre de söyleyecektim. Hı hı. O zaman öbür şeye, saate bırakalım. Neyden istersen. Bahsedeceğimizden bahsedelim hocam. Ha, ben duran toplardan bahsedeceğim. Duran toplar, evet, bence çok bugün... belirleyici olabilir özellikle kapalı hava, maçlarda. Evet, bravo, hava durumunu da düşünüp evet. Sahayı da düşünürsek ve iki takımda da çok etkili olan oyuncular olduğunu düşünürsek bu da önemli bir parametre olacak oyunun skorların üretilmesi veya engellenmesi açısından. Yani bazı sürpriz golcülerde görebileceğimizi düşünüyorsunuz. Yani ben oradan çıkabilir. Çünkü neden? İki takımda da bu duran topu etkili kullanan iki takımın da duran top üzerine set çalışması olduğunu düşünüyorum. Bilhassa kornerler. Kornerler, yan atışlar hocam, Galatasaray'ın oyun çözülümünde özellikle belki öbür şeyde konuşuruz. Önemli oyuncuları var. Bir kısa araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra birlikteyiz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Derbi günü kaldığı yerden devam. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi için artık saatleri saymayı geçtik. Dakikaları sayar bir noktaya doğru gidiyoruz sevgili seyirciler. 3 saatlik bir süre kaldı dev derbinin başlamasına. Az sonra farklı noktalara bağlantılar da gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Ve bağlantılara gideceğimizi belirtelim. Engin Can Çelik Fenerbahçe'yi takip ediyor. Sarı lacivertlerden son gelişmeleri paylaşacak. Emre Kaplan zaten Galatasaray muhabirimiz. Sarı kırmızılılara dair Emre Kaplan elindeki bilgileri anlatacak. Ve son olarak kameralarımızı az sonra Kadıköy'e çevireceğimizi de belirtelim. Erdem Akbaş da yine Kadıköy'de karşımızda olacak isimlerden bir tanesi. Mahmut Hocam sizle bir başlangıç yapalım. Santrforları biraz mukayese edelim istiyorum. Çok önemli kariyerler olduğundan bahsettik. Osimhen ve Dzeko'yu bugün bekliyoruz. Osimhen Fenerbahçe'ye, Dzeko Galatasaray'a
hangi alanlarda problem çıkarabilir? Ceko'nun problem çıkaracağı alanlar kanat ortaları. Oralarda. Osimhen de çok direkt, çabuk önde. Gerçi Osimhen de biliyorsun havadan da çok hakim. Bunları işte iki sırada getireceğiniz toplar çok önemli. Ne kadar ceza sahasının içine sokabileceksiniz bu oyuncuları? Ne kadar oralarda tutabileceksiniz? Oyunu ne kadar oralarda tutmak? Bunları bilemediğimiz için yani böyle bir akıcı oyun bize sunacak mı iki takımda? İkisi de oralardan beslenen oyuncular ama Osimhen de Dzeko da oyun kurgusunda işte ne bileyim İsmail'in buluşturdu, Fred'in buluşturdu, Zimanski'nin buluşturdu. İlk önde oyun kurgusu şey oluyor, Dzeko oluyor. Fenerbahçe'de hücuma çıktıkları anda. Ya çok akıllı bir adam, çok tecrübeli bir oyuncu. Öbür tarafta da çok dinamik bir oyuncu var, kemik gibi bir oyuncu var. Kolay kolay yıkılmayan bir oyuncu var. Ve çabuk toplu ve topsuz çok iyi oyunu süzen bir oyuncu var. Bunlar tekrar söyleyeyim Kerem, ne kadar çok fazla buluşturursanız topları, bunlar ise aksiyon içinde neticeye de fazla hakim olurlar ve fazla netice çıkarabilirler. Bakalım bu maçta ne kadar bunları göreceğiz, ne kadar buluşturabileceğiz. İkisinin oyun felsefesi çok farklı bir şey. Çok farklı. Yani tamam, Dzeko'nun çabukluğu, boydan dolayı biraz o sıkıntısı falan var ama gene de çabuk. Hocam bir virgül koyalım, konuşacağız. Kadıköy'e dönelim. Erdem Akbaş bizi bekliyor. Sözü ben fazla uzatmadan Erdem'e bırakayım. Kerem Can Bulat, iyi yayınlar. Galatasaray taraftarı Kadıköy'e ulaştı. Daha demin o görüntüleri zaten Aspor ekranlarından göstermiştik, yayınlamıştık. Galatasaray taraftarı stadyuma giriş yaptı. Fenerbahçe taraftarı stadyum çevresinde fazlasıyla kalabalık var. Stadyum kapıları da birazdan açılacaktır. Fenerbahçe taraftarları da yavaş yavaş içeriye giriş yapacak. Kadıköy'de gerçekten stat ve çevresinde ateşli bir atmosfer söz konusu. Fenerbahçe taraftarı mücadeleyi bekliyor. Yaklaşık 3 saatten az bir süre kaldı karşılaşmanın başlamasına. Fenerbahçe takım otobüsü de saat 18'de Samandıra Canbartu tesislerinden stadyuma hareket edecek. Elbette karşılaşma öncesi Fenerbahçe'deki gelişmeleri zaten gün boyu konuştuk. Osay Samuel dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımı kampa aldı Mourinho. Gerçekten şu demeci vardı. Kolay bir, sadece bir derbi demişti Kasımpaşa maçı sonrası ama arka planda gerçekten büyük bir ciddiyetle Fenerbahçe derbiye hazırlandı. Galatasaray'a dair birçok analiz ve hücum planı aslında çalışıldı. Fenerbahçeli oyuncuların Mourinho yönetimindeki derbi ciddiyeti ve motivasyonun üst seviyede olduğunu da ifade edebiliriz. Fenerbahçe karşılaşmayı bekliyor. Orta saha kurgusu, stoper kurgusunu konuştuk ama ideal 11'iyle de çıkabilir bugün Mourinho sahaya. Çünkü sezon genelinde İsmail Yüksek, Fred, Szymański üçlüsünü tercih etti. Amrabat transferi sonrası elbette orta sahada rekabet arttı ama bugün gerçekten sahaya süreceği 11'i biz de merakla bekliyoruz. Fenerbahçe'de Osterwolde sarı kart ceza sınırında yer aldığını ifade edelim. Çünkü derbiler genelde gergin bir atmosferde geçiyor. Son yıllardaki derbilerin birçoğunda kırmızı kart gördük. Geçen sezonun ikinci yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 10 kişi 1-0 kazanmıştı. Bugün de Osterwolde sarı kart ceza sınırında tabii ki de derbide tansiyonun da gerilimin de oyun anlamında da birazcık gergin bir maç olacağını ben bekliyorum. Jiku döndü. Jiku bugün kadroda olacak. Yeni transfer Filip Kostić aynı şekilde kadroda olacak ve süre almayı bekleyecek. Kostić de şans verilmesi halinde ilk kez sarı lacivertli formayı giyecek. Kerem Can Bulat, muhtemel 11'i de paylaşalım ve Kadıköy'den yavaş yavaş sözlerimi noktalayayım. Kalede Livakovic, sağ bekte Mert, stoperde Beka Çağlar, sol bekte Osterwolde. Orta sahada Amrabat, Fred, İsmail, sağ kanatta Tadiç, sol kanatta Maximen, ileri uçta ise Edin Dzeko'nun forma giymesini bekliyorum. Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a aktardıkları için. Abdullah Hocam, Osimhen Dzeko mukayesesi yapıyorduk. Şimdi net bir şey söylemek gerekirse iki oyuncuyu da bağlayan, eğer bu oyuncuları efektif kullanabilmek istiyorsanız Kerem, kenar orta getireceksiniz. Yani kenardan mümkün olduğu kadar eğer orta atıp oyuncuları beslerseniz
bu oyuncular etkili oyuncular. Özellikle Osimhen'i kafa vuruşlarını burada anlatmaya gerek yok. Yalnız iki oyuncu da zaman zaman bağlantıları kullanabilen bir oyuncu. Edin Džeko bu konuda daha önde bence. Ama fiziksel anlamda iki oyuncuyu çok fazla herhalde kıyaslamak doğru değil yani. Çünkü Edin Džeko çok tecrübeli. Futbolunun artık sonlarına gelmiş. Çok deneyimli. Ama Osimhen çok yıpratıcı. Tabir yerindeyse hiçbir stoperin oynamak istemediği kadar stoperleri zorlayan bir oyuncu. Ama genel anlamda eğer iki oyuncudan da fayda almak, skora katkılarını görmek istiyorsanız hem duran top özelinde Kerem hem de akan oyunda kenar orta getirmek zorundasınız. Ki Galatasaray Osimhen'in ilk başladığı maçta bunu çok denedi. Kenara getirdi hemen kesti, kenara getirdi hemen kesti. Pozisyon da buldu ki kenar ortaları biliyorsun yerleşik savunmayı çok bozan şeyler. Merkezden savunmak kolaydır ama kenar ortalarını savunmak maharet ister. Ama dediğim gibi iki tane oyuncunun da bence en büyük özelliği kafa vuruşları ve kenar orta. Kafa vuruşları kenar ortalarında etkililer. Džeko'nun zaten bağlantıdaki mahareti malum. Yani, son yıllarda bu konuda izlediğimiz en mahir forvetlerden bir tanesi. Yani ama bazen çok abartıyor Kerem. Yani bazen hakikaten her topta gelmeye çalışıyor. Bir de yaşını düşünürsek o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Diri kalması gereken yerlerde bazen Džeko'yu göremiyoruz. Veya vuruş kalitesinde çok düşüş oluyor. O yüzden bugün bence Edin Džeko onu da biraz şeyli kullanması lazım, ekonomik kullanması lazım. Çünkü gerekiyor. Bugün diğer Süper Lig'deki takımlar belki çok zorlamıyor ama iki tane stoperi düşünürsek Galatasaray'ın, Davinson Sanchez'le Abdülkerim'i, orada biraz Edin Džeko'nun bu işi ekonomik kullanması gerekiyor. Diri kalması açısından. Keskin bir geçiş olabilir ama santrforlardan kalecilere bir dönüş yapalım. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Süper Lig tarihinin en başarılı kalecisi olarak aslında öne çıkıyor kariyer anlamında. Livakovic ise bu sezona iyi başladı. Evet. Hakikaten kritik kurtarışları var. Lugano maçı itibariyle başlayan, Kadıköy'de başlayan süreçte hep iyi iş çıkardı. Ligde sadece bir maçta gol yedi. Göztepe'den iki gol kalesinde gördü Hırvat kaleci. Hangi kaleci ağır basar? Burada performansa mı bakılır, tecrübeye mi bakılır? Muslera her zaman için ağır basıyor. Yani hangi kaleci olursa. Livakovic'e de bakıyorsun. Onun da bu sezon yediği goller hepsi jenerik goller. Bilhassa Avrupa maçlarında. Öyle bir goller yedik, adamlar 90'a vurdu. Yani kimsenin, yapacak bir şey yoktu. Yapacak bir şey. Bir de geçen hafta Muslera'nın yediği güzel bir gol var. O da yani bazı kalecilerin işte zaman zaman bunlar var. Şimdi tabii Muslera her açıdan tecrübeli. Tecrübe açısından da oynadığı yer Şampiyonlar Ligi'nde fazla, öbürü de aynı şekilde. O da internasyonel seviyede bir kaleci. İlk sezonda Muslera'nın da Avrupa Kupası maçındaki senede bir yapıyor ama böyle hataları son maçtaki, ki gerçi orada oyunu önde oynama konusunda istediği için öyle gol yedi. Form durumlarına bakarak, kaliteden bağımsız konuşuyorum Kerem. Hı hı. Form durumlarına bakarsak Livakovic daha önde. Ama yıllar içerisinde form durumuna bakarsak tabii ki Muslera bence hiçbir kaleciye nasip olmayacak derecede Galatasaray'da çok önemli misyon yüklendi. Yani bütün yıllara bakarsak. Ama tabii Livakovic'i çok eleştiriyorlardı. Ben de eleştirmeyen, destekleyen önemli biri olarak Hırvatistan milli takımında oynayan, Dünya Kupası'nda fark yaratan bir kaleci için hocamın dediğine katılıyorum. Çok erken eleştirmeye başlıyoruz. Bu şu zamanda transfer edilen bazı oyuncular için de geçerli. Evet. Hı hı. Ben de Livakovic'in Fenerbahçe'de uzun yıllar kalacağını düşünüyorum. Neden kalıyor? Eğer aksi bir düşüncen olsaydı ne olurdu biliyor musun Kerem? Ne olurdu hocam? Fenerbahçe Livakovic'i yedekleyebilecek bir kaleci alırdı. Her yere transfer yaptı. Geçen sene %50-50 verim vermiş diyelim. Almaz mıydı?
Bence alırdı. Alabilirdi. Ama Mourinho başta olmak üzere çok güvendi, teslim etti ve şu ana kadar bence de çok iyi bir performans sergiliyor ki derbilerde kalecilerin performansını biliyorsun. Ayrı değerlendirmek lazım. Aynı biraz önce santraforları değerlendirdiğimiz gibi. Hakkını veriyor yani bu kesinlikle. Sezon. Kesinlikle. İnternasyonel bir kaleci Kerem yani. Çok fazla internasyonel maça çıkmış bir kaleci. Yani şeyde de kendi takımına da gelmeden tamam. Belki ülkesinin dışına çıkmadı etmedi ama hep şeydeydi. Şampiyonlar Ligi oynadı. Hep büyük turnuvalarda oynadı. Büyük turnuvaları görmüş geçmiş. Yani internasyonel bir kaleci. Kalecilerin de geldiği zaman önündeki geçen sezon oynanan oyunda elini kolunu sallaya sallaya geliyorlardı karşısına. Çok boş kalır. Şimdi öyle değil. Şimdi dikkat et. Dzeko ile birlikte bir itmeyi bir yapıyorlar. Sana alan bırakmıyorlar oynamayı. Bu hangi ismi hangi takım olursa olsun. Bak Mourinho'nun bu olayı var. Fark etmiyor onun için. O ismi Roma'ymış yok. Inter aynı oyunu o itmeleri, o forvette başlayıp itmeleri yapıyor. Bu maçta da çok göreceğiz onu. Yani onun için ben 5 sene kesin sakatlık makatlık vermezse Allah nazarlardan saklasın. Kaleci Fenerbahçe'de gider. Sorun olmaz. Nasıl Galatasaray'da olmuyorsa. Belki de o da Muslera gibi uzun yıllar oynayabilir şimdi, burada. Şimdi başlayacak. Yeni sezonda başlayacak kaleci. Evet. Nasıl olacak bakalım. Nasıl bulacaksın. Muslera'dan sonrasını bilmek lazım. Stoperler üstüne konuşalım biraz. Galatasaray'da Sanchez ve Abdülkerim'i bekliyoruz. Beka Çağlar Fenerbahçe'de öne çıkan ikili. Acaba Ciku oynar mı düşüncesi de birçok insanın kafasında bence mevcuttur, dönüp duruyordur. Stoperlere baktığımızda hocam hangi tarafı daha sağlam görüyorsunuz? Galatasaray'da bir sürpriz olmaz diye bekliyoruz olmaz. Ama Fenerbahçe'de daha farklı bir tercih söz konusu olabilir mi? Ya işte o tercih hocaya bağlı. Hoca eğer oyunu biraz daha hocamız söylediği gibi biraz daha sıkıştırıp ekonomik oynamayı düşünürse Beko'nun yerine Ciku'yu oynatır. Artı Ciku oyun kurulumunda da bence önemli. Çünkü Ciku oyun kurulumunda rakip santrofora basıp orada Çağlar üzerinden bir oyun kuruluyor. Böyle de bir tercih. Ama Beka'nın tecrübesinden, birebirinden yararlanmak istiyorsa bir de geçen haftanın kazanılmış bir kadrosunu dörtlü olarak düşünürsek öyle var. Tabii bunların dışında Davinson Sanchez çok ayrı bir stoper. Yani neden ayrı bir stoper Kerem? Bir kere sizin biraz önce söylediğim gibi bu oyunu rakip yarı sahada oynamanızı sağlıyor. İkincisi Abdülkerim Bardakçı özellikle geriden oyun kurmasında Davinson Sanchez olduğu zaman daha rahat hareket edebiliyor. Sen de bir bana zaman vermedin ama özellikle duran top organizasyonlarında o şeyi parametreyi söylemek istiyorum. Bu bahsettiğimiz oyuncular da etkin görev alabilirler. Onu söyleyecektim. Belki bugün Kerem yani maçın neticesinde duran top organizasyonları da etkili olabilir. İşte hava durumu, sahanın kayganlığını düşünürsek ki bence Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez özellikle hem korner atışlarında orada Mertens'i veya Sara'nın atışlarını düşünürsek çok etkili oyuncular. Oraya Kaan'ı da sokacaklar. Barış Alper düşen toplar oyuncusu olabilir hocam. Yani belki şeyi de sokacak. Jakobs'u da sokacak. O da uzun. Yani onları düşünürsek özellikle Osimhen var. Yani Galatasaray Keze 6 tane çok tehditkar oyuncu var. Düşün, özellikle Osimhen ve Abdülkerim. Yani bunun için duran top savunması Fenerbahçe açısından hem önemli hem de Kerem atak duran top da önemli. Fenerbahçe'de vuruyor. Evet. Fenerbahçe'de vuruyor, Dzeko indiriyor. Çağlar arka direkte çok boş kalıyor. O mesela önemli organizasyonları da var Fenerbahçe'nin bu konuda. Yani bugün bir parametre olarak eklemek lazım duran top organizasyonlarının atağını ve savunmasını ki iki takımda da çok etkili oyuncular var. Atan da, kullanan da etkili, vuran da etkili. İki takım için de konuşabilirim. Evet. Ama bir tık önde olan takım Galatasaray. Onu söylemek lazım. Tabii buraya stoperlerden geldik. Davinson Sanchez'in oyun içerisinde sadece mesafeyi kısaltma açısından değil, aynı zamanda etkili geçişleri yapan takımlara da karşı orada bir duvar ördüğünü görüyoruz. Çünkü aynı zamanda Davinson Sanchez bu topları kesebilen
çok ağır olmayan Fuleli de bir stoper. Evet. Ya bu konuda da iki takımın da bence stoperleri bu ligin üstünde. Ya Beko da oynasa, Ciku da oynasa, Fenerbahçe'nin de öyle, Galatasaray'ın da keza kullanmadığı bir Nelson'u da bu işin içine, hatta zaman zaman Kaan'ı da eklersek, ya o tarafta bir sorun yok. İki takımın oraları hakikaten çok güçlü. Hocam sizce stoperlerde kim daha ağır basıyor? Galatasaray'dan bahsediyorum. Sanchez hepsinin üzerinde. Gerek oyun kurmada, gerek pozisyon almasında, gerek oyuna çıkmasında, topu kullanmasında. Öbür tarafta da şeye bakıyorsun, Bardakçı. O da çok fazla geriden uzun topları kullanan. Ters top atıyor. Bilhassa yakaladığı zaman önde müdafayı. Bunları kullanan ve dripling de çabuk çıkan bir oyuncu. Yani bu tarafta Galatasaray'da orada bir sıkıntı yok stoper açısından. Belki de bir tık da Fenerbahçe'nin önünde gözüküyor. Bu tarafta ben şimdi hoca konuşurken şey de aklıma geldi. Belki Çağlar Dijiku yapar. Sebebi de Galatasaray'ın öndeki... Ya, girecek misin? Yok hayır. Öndeki, evet, aslında öndeki üçlüsünü olabilir. Barış, Salay ve Osimhen'in çok çabuk olması, çok sprinter olmasından dolayı bunların da çabuk oyuncuları şeyle Çağlar'la Dijiku'nun belki de onlarla başlayabilir göz önüne alarak. Çünkü hakikaten şimdi Bekao ağır olarak gözüküyor. Tamam, sonradan hızlanan bir oyuncu. Pozisyon... Hocam bir de Bekao'yu hoca beğenmiyordu. Evet. Bekao'nun hatırlayın bir Roma transferi vardı Kerem. Evet. Son anda. Son anda değil mi hocam? Şeyfe Hermoso muydu? Ona önce kaldı. Evet. Şimdi o da onu da göz önüne almak lazım. İkisi de bıçkın oyuncular Çağlar'la Dijiku. Evet. Rakibe basmada, çabuk basmada tamam pozisyonlarda sıkıntılar var. Nerede ne zaman basacaklarında da sıkıntı var ama bunlar öyle değil. Bunlar hakikaten şeyde Bardakçı da Sanchez'le oynadığı zaman çok farklı bir stoper bize sunuyor. Oyununu sunuyor. Ama biz tabii hep şeyleri gördük. Şu ana kadar oynanan maçlardan yola çıktık. Bakalım bugün ikisi de neler gösterecek. Çok farklı bir şey ama Galatasaray Sanchez'le birlikte Türkiye'nin üzerinde bir stoperi var. Takımların kanat oyuncularına baktığımızda biz Yunus'la Barış'ı bekliyor olsak da Salah ihtimali kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir ihtimal. Tadiç ve Alanson-Maximin. Fenerbahçe'de kanatlarda olacak büyük bir sürpriz yaşanmazsa burada en üretken olabileceğini düşündüğünüz isim kim diye sorsam hocam ne söyleyebilirsiniz? Özellikle Saint-Maximin çok hareketli bir oyuncu ama bitiricilik konusunda son maçta bir istisna yapsa da çok başarılı değildir kariyerine baktığımızda. Ya şimdi Kerem Saint-Maximin alan bulursa ki Fenerbahçe ona özellikle bu alanı yaratmaya çalışıyor. Özellikle oyun bir bölümü terste oynanırken oyunu çevirerek o zaman etkili olabilir. Hı hı. Gerek driplingle, gerekse içe kat etmeyle. Dediğine katılıyorum. Sonuçlandırmada bir sıkıntısı vardı ama son haftada çok biliyorsun ya bir gol, bir asist yaptı penaltı pozisyonunda düşünürsek. Evet. Ama burada Tadiç çok bir kanat oyuncusundan çok bir orta saha oyuncusu gibi hareket ediyor. Yani bekin önünü açıyor, oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Ortalarla işte kendi oyuncularını buluşturmaya çalışıyor. Yani profil olarak farklı oyuncular. Şimdi Galatasaray'a geldiğimiz zaman Barış Alper çok etkili bir oyuncu. Yani topla rakibin üstüne giden, çalım atmayı deneyen, fark yaratabilen bir oyuncu ki fiziksel anlamda hakikaten karşısında oynayacak oyuncuyu çok yoruyor. İster solda oynasın, ister sağda oynasın. Bir de böyle kanat oyuncularının önemli bir eksikliği olur. Ceza sahasına çok girmez ama Barış onu da yapıyor. Ceza sahasına toplu topsuz çok giriş yapıyor. Hı hı. Şimdi atletizm konusuna baktığımız zaman da eğer Salahi veya Yunus oynarsa, bir tarafta da Barış oynarsa, o yönde Galatasaray'ın avantajı var. İşte Saint-Maximin, keza bu tarafta Tadiç veya İrfan'ın oynadığını düşünürsek, orada Galatasaray'ın hem gençlik anlamında hem de fiziksel parametre olarak daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ama yaratıcılık konusuna iş gelirse Saint-Maximin'i farklı değerlendirmek lazım Kerem.
Çünkü neden böyle söylüyorum? Oyuncu top kayıplarıyla saç baş yoldurabilir. Oyunun bir bölümü için, birkaç pozisyon için. Ama bir de bakarsın belli bir süre için Galatasaray, Fenerbahçe'nin atak devamlılığını sağlamış bir Fenerbahçe'nin oyununda fark da yaratabilir. Adam eksilterek ki bugün oynanacak maçta adam eksiltmek bence çok önemli bir parametre olacak. Öyle görünüyor. Bir de böyle bakmak lazım. Ya aslında iki tane takımın kanat oyuncuları profil olarak çok farklı oyuncular. Yani Tadiç hariç, mesela Tadiç bir kanat oyuncusu olarak oynuyor görünüyor ama Tadiç normalde orta saha kökenli bir oyuncu. Ve genellikle geçen sene Tadiç'i biz hep sol önde kullanıyordu. Bu sefer sağ önde kullanmaya başladı. Hoca Fenerbahçe'nin atak çeşitliliğine farklılık katsın diye. Ama Galatasaray'ın hangi oyuncu oynarsa, Yunus da öyle, Barış da öyle, Salahi de öyle, daha çok atletizmi güçlü farklı oyuncular. Yani fark yaratabilecek oyuncular. O yüzden dediğim gibi dört tane oyuncuyu göz önünde kenar oyuncusu olarak düşünürsek biraz daha Barış ve Sen Maksimem'i ön plana çıkarmak lazım. Hocam Barış'ı savunmakta Fenerbahçe ciddi problem yaşayabilir mi? Abdullah Hoca'nın da söylediklerinden biraz yola çıkarak soruyorum. Yani solda oynasa karşısında Tadiç Mert olacak. Tadiç'in savunma yardımı biraz sınırlı kalabiliyor. Topu saklayabiliyor ama rakipteyken o fiziksel münakaşada Barış'a çok problem çıkarması normalde beklenmez. Alan Sen Maksimen keza aynı şekilde savunma yardımı yok denecek kadar az. İkinci yarılarda 11 çıktığı maçlarda zaten kayıpları oynadı şu ana kadar genel hatlarıyla. Barış Alper'in günü olabilir mi bugün? Sevgili Kerem, çok birebir kalabilir gibi Barış geliyor Alper, bana. Barış Alper hangi müdafaya karşı oynarsa oynasın herkese sorun çıkarır. Çünkü çok deli dolu bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Bu tarzdaki hocam da bilir. Bu tarzdaki müdafaa oynadığı için bilir. Bu tarzdaki oyuncular her zaman rakip müdafaalar için çok sorunlu oyunculardır. Ne zaman ne yapacağınızı bilemezsiniz. Hiç ummadığınız anda öyle bir keser ki topu, sen alır seni götürür. Hani tabiri caizse pazara derler ya. Evet. Hiç kesilmeyecek yerlere topu keserler. Yani bu farklı bir oyuncu Barış. Çok enteresan bir oyuncu. Maksimen de öyle. Ne dedi, saç baş yoldurur, yoldurur. Çünkü Dzeko gibi bir profil varsa ne bekler bu? Kanatlardan beslenmeyi bekler. Kaç kere geliyor? Barış da şimdi göreceğiz bunları yapabilecek mi? Osimhen geldi. Icardi var. Icardi'nin oynadığı dönemlere bak. Barış'la oynadığı zaman gösteriyor buraya atın diye. Ya böyle bir tarzda oyuncular bunlar. Bunlar hani deriz ya biz bazı oyuncular vardır. Bunlar burada yapsınlar bu işi. Aman buraya dokunmayın. Böyle bir oyuncular bunlar. Birebir kalır mı? Kalır. Şeyde kalır. Maksimen de yakaladı mı birebir? Çok kreatif oyuncular. Birebir bırakmamak lazım. Yani bıraktığı zaman alan geçmiş olsun. Alan bulurlarsa değil mi hocam? Ama bir de işte onu bulduktan sonra topu nasıl kullanırlar? Belki 5 kere buluştular, 4'ünü ezerler, bir tanesi de umulmayacak yerde işi bitirirler. Yani 90 dakika içinde veyahut da oynadıkları müddetçe bu oyuncular şu alanda şu verimi her zaman yapar diye ben de şahsen öyle bir şey uygulamam. Şimdi mesela Salah için konuşabiliriz. Onun belli bir oyun prensibi var. Almış onu. Adam diyor ki ben buraya gittiğim zaman keseceğim onu. Onu öğrenmiş. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar seni her zaman için oyunun içine de sokarlar, oyundan da düşürürler. Fakat etkili oyuncular. Bakalım bu etkiliklerini. Şimdi onun için dedim bakalım Barış ve Zalay oynarsa, Zalay'ı solda kullanıp Barış'ı mı Osterwolde ile o iki dinamikliğini kullanacak veyahut da tam tersi Mert Müldür'ü yumuşaklama. Mert Müldür de yumuşak değil. Öyle çelik falan gözüküyor ama o da sert bir oyuncu. O da ben olsam hocam Barış'ı solda kullanırım. Yani ben şeye karşı işte. Ben de onu dedim Mert'e karşı. Altını doldurayım. Barış çizgiye paralel oynar mı? Oynar. Oynar. İçeri topu çektiği zaman ters tarafa iyi vuruş yapar mı? Bir Alanya deplasmanı hatırlıyorum. 2 tane gol atmıştı galiba. Ama onun dışında o çok yok. Ney? Çekeyim vurayım. Alanya maçında yapabileceğini gördük ama sonra denediğini çok görmedik. Bir de ağırlıklı olarak sanki sağda kullanıldı. Sağda da ama bugün Salah'ı eğer kullanırsa
Kerem o zaman solda mecbur kullanacak. Ama Yunus'u solda kullanırsa Barış'ı sağda kullanabilir hoca. Ya şeyleri mesela öyle yapar hani zaten. Derler ya yağ çıkarmak gibi bir şey var ya, yani çok önemli. Oyuncuların potansiyelinden yararlanmak için anlatıyorum. Sağ tarafta da oynarsa zaten hem savunma arkasına koşu yapıyor, hem sağ tarafta birebir getirip ortada yapabiliyor hocam. Onu da değerlendirebilir Okan Hoca. Orada işte Yunus'u mu, Salah'ı mı, kimi kullanacak? Bence o önemli. Bence tabii şeye de bakıyoruz ya, şimdi bizde orta sahada 3 oyuncudan bir tanesi hep kafamızda soru işareti evet. kaldı. Amrabat mı, Zimanski mi, Mertens mi? Üçüncü şahıs. Evet. Onları bilmiyor. Şimdi Mertens'le oynarsan bir de Yunus'u da atarsan oraya bu biraz, sefer evet. epey bir defansif sıkıntı. Anlamda. Çok sıkıntı yaşarsın. Doğru. Burada sana atletik ve dinamik. Çünkü Mert dinamik bir oyuncu. Çıkan bir oyuncu. Ve karşısındakini de sürükleyen bir oyuncu. Duran hani bir bekler vardır. Stabil bek değil yani Mert. Ve oynamasını da bilen bir oyuncu. Burada onunla birlikte oyunu. Onun için dediğim ya Galatasaray hakikaten oyun prensiplerini, takım disiplini ve takım oyununa uygun bir oyuncu aldı. Yani şey olsaydı hocam, kim? Osayi olsaydı kimi tercih ederdi hocam? Orada da Barış'ın oynadığını düşünürsek. Mert'i mi Osayi'yi? Çok kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Çok kısa bir reklam arası, az sonra birlikteyiz. Günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Mahmut Alpaslan ve Abdullah Ercan'la beraberliğimizi sürdürüyoruz. Yorumlarımıza devam ediyoruz. Pozisyon pozisyon aslında incelemelerde bulunuyorduk. Kanat oyuncularından bahsederken araya gittik. Barış Alper'in ve Alain Saint-Maximin'in adını epey telaffuz ettiğimizi belirtelim. Merkez orta sahaya baktığımızda bizim muhtemel 11'de Amrabat, İsmail, Fred var. Ama Amrabat'ın yerine Şimanski'nin başlaması da sürpriz olmaz. Galatasaray'da Torreira, Sara, Mertens'i bekliyoruz. Mertens yerine Berkan da olabilir. Bu da olasılıklardan bir tanesi. Bir tarafta Samandıra, diğer tarafta Florya bu arada ekrana yansıyor. Az sonra takımlar tesislerden stadyuma doğru harekete geçecekler. O anları da canlı olarak sizinle paylaşacağız. Abdullah Hocam, Fenerbahçe'nin orta sahası sanki fiziksel olarak biraz baskın görünüyor. Ama Sarı Lacivertler topu aldığında acaba üretken olabilir mi? Amrabat, İsmail ve Fred'le çıkarsa ne dersiniz? Dediğin gibi yani top rakipteyken uygun. Hatta fazlasıyla uygun belki. Her şartta bu arada. Şimanski de başlasa öyle. Kerem yani Türkiye Ligi'nin belki Beşiktaş'ın orta sahası daha formda şu ara. Tabii. Onu ayrı tutalım. Bugün özelinde Fenerbahçe'nin hangi üçlüyle başlasa orta sahası daha önde diye düşünüyorum. Hem defansif anlamda hem üretkenlik anlamında. Ama şimdi burada doğru profildeki üçlü hangisi? Yani Galatasaray'la oynuyorsunuz, iç sahada oynuyorsunuz. Amrabat, İsmail, Fred üçlüsü özellikle üretkenlik konusunda sizin işinizi görür mü? Bence bir soru işareti. Ama siz Şimanski'yi de çok methedip, çok beğendiğini de söyleyip kenara oturtmak da bir soru işareti. Ben yine doğrusunun benim açımdan, ben bu 11'de nasıl bir orta saha kurarsın dersen, ben kurduğum orta saha İsmail'in form durumunu da düşünerek bir tane kesici olarak İsmail yeter. Fred zaten organizasyonda şu anda ligin en güçlü oyuncularından bir tanesi. Şimanski'yi de, iyi bir Şimanski'yi de göreceğimi düşünerek alanları koşu yapan, alan yaratan, bir Beşiktaş deplasmanı hatırlıyorum. İki tane penaltının verildiği, o maçtaki gibi Şimanski'yi de canlandırıyorum kafamda. Şimanski sanki bu oyuna daha uygun gibime geliyor. Ama tabii Jose Mourinho daha tedbirli bir oyun eğer öngörüyorsa, o zaman Amrabat'ın tecrübesi, fiziksel kalitesinin yanına bir de İsmail'i koyarsa, o zaman şöyle de bir oyun planlanır. 6 kişi artı 4 kişiye de bir konfor alanı yaratmış olabilir.
Bir de oyunun burası da var. Hocam, Galatasaray kafilesi stada hareket ediyor. Canlı olarak Florya'dan bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz sevgili seyirciler. Sarı kırmızılı takım Kadıköy'e doğru yola çıkıyor. Galatasaray takım otobüsü görüntüde, sarı kırmızılı taraftarlarında yine kalabalık bir grupla Galatasaray'ı desteklediklerini ve yolcu ettiklerini söyleyelim. İşte taraftarlar da ekrana bu şekilde yansıyor. Derbilerde alışık olduğumuz görüntüler. Galatasaray takım otobüsü Florya'dan Kadıköy'e doğru yola çıktı. Çok uzun saatlerdir bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar da Galatasaraylı oyunculara veda etmiş oldu. Florya'yla artık kontağımızı noktaladık. Maç sonu eğer tabii bir aksiyon olursa o ayrı bir konu ama şimdilik Florya defterini kapattık Galatasaray çıktığı için. Az sonra aynı şey Samandıra için geçerli olacak. Fenerbahçe'nin de takım otobüsü Samandıra'dan hareket edecek. Sarı lacivertli kafile Kadıköy'e doğru yola çıkacak. Tesis kapısının açık olduğunu görüyoruz. Bu zaten bahsettiğim hareketliliğin çok yakın olduğunu bize gösteriyor. Bir tarafta da Kadıköy ekranda. Kadıköy'de tabii ki büyük bir heyecan var. Kalabalığın da her geçen dakika arttığını belirtelim. Hava biraz yağışlı. Yavaş yavaş artık yazdan koptuğumuz, sonbaharı yaşamaya hissetmeye başladığımız bir haftanın da içerisindeyiz. Ama Kadıköy'deki atmosferin sıcaklığı mutlaka baskılayacaktır. Hava eğer soğuk ya da yağışlı olursa bu durumu, tahminimiz o yönde. Güzel bir atmosferde Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına da 2 saat 19 dakikalık bir süre kaldı. Artık zaman giderek daralıyor. Fenerbahçe kafilesi de söylediğim gibi az sonra Samandıra'dan Kadıköy'e doğru hareket edecek sevgili seyirciler. Orta sahaları mukayese ediyorduk hocam. Şimanski'den zaten bahsettik. Galatasaray Fenerbahçe'nin fiziksel anlamda güçlü merkezine karşı nasıl bir önlem alabilir? Ya tabii işte orada bir sıkıntı var. Torreira'nın yanına aynı bir bir İsmail gibi, bir Amrabat gibi oyuncu koyamıyorsun. Berkan'dan medet umuyorsun. Yani ancak o yapabilir diye. Tabii onlarla mukayese ettiğin zaman aşağısında kalıyor oyuncularla. Yani burada Galatasaray, Kerem Demirbay her zaman oynadığı gibi Torreira, Mertens mi veyahut da Sara mı önde? Veyahut da Sara. Başka bir alternatif yok yani. O şekilde gidecek Kerem. Evet. Şimdi Fenerbahçe bu konuda çok şanslı. Niye şanslı? Neden diyeyim? Fred de direkt giden, kaleye giden bir oyuncu. Yani diyelim ki Zmanski ile oynamıyorsunuz. Fred de kreatif bir oyuncu. Bir de çok çabuk dönen bir oyuncu. Evet. Yani orada kalan bir oyuncu. Zmanski de oynattı orada. Fred olmadığı zaman orada oynattı. Yani o kadar onları kullanmasını biliyor ki. Şimdi hepsinden, yani Fred'in haricinde hepsinden daha iyi bir Amrabat geldi. Bunları tutup da önde Fred'le de başla. Şimdi biraz oynamaya çalışınca Galatasaray'ın öndeki aktivitesini düşünürsen, ona karşılık da Fenerbahçe onunla belki çıkabilir, oynayabilir. Abdullah Hocam, önemli bir mesele var. Fenerbahçe'nin öne geçtiği mücadelelerde, buna son Kasımpaşa maçı da dahil, oyunu kendi alanında kabul ettiğini, fazlasıyla geriye yaslandığını görüyoruz. Hoca bu konuda şikayetçi bir tavır takınsa da medya önünde, acaba realitede Jose Mourinho'nun düşüncesine, çünkü bundan şikayet ediyorsanız düzenli olarak, bu sorun olarak gördüğünüz bir şeyse bunu çözmeniz gerekir. Benzer bir tavır alırsa sarı lacivertli takım, öne geçtiği bir senaryoda özellikle, Galatasaray'ın yakalama ihtimali nasıl olur? Zaten Fenerbahçe'nin şu andaki en büyük sorunu o çıkıyor Kerem. Ne oluyor? Kasımpaşa maçının ikinci devresinden konuşalım. Göztepe maçına da bu arada çok benziyordu. Çok gol benziyordu. Olmayan. Çok benziyordu, bir katılıyorum. Maç sadece. Tabii yakın olduğu için Kasımpaşa maçını konuşalım. Şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Hem pozisyon yemeye başlıyorsunuz, hem aynı zamanda geçişi de yapamıyorsunuz. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'de bu geçişi en iyi yapabilecek oyuncu kim dedik? Sen Maximen, değil mi? Evet. Bir de bu tarafını da oynayamıyorsunuz oyunun.
Ve 60. dakikada da Saint Maximin'i oyundan çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer daha farklı bir tercihe yöneliyorsunuz. Nedir? Bir bağlantıyı kurayım diye Edin Dzeko'yu alıyorsunuz. El Nesri'yi çıkarıyorsunuz. O da sizin oyununuza, pozisyon baskı yemenize bir engel olmuyor. O yüzden bence Jose Mourinho bu hem rahatsızlığını dile getiriyor ama bir de işin gerçeği var. Bence şunu da çok iyi biliyor. Ben kazandım mı diyor. Sezon sonunda diyor tabelaya baktım mı Kasımpaşa maçını kimse diyor nasıl oynadığımı diyor hatırlamayacak diyor. Ama diyor orada hatırlanacak bir husus var diyor. 3 puan. Geçen sene İsmail Hoca belki tabela yanında iyi oyunu da düşünüyordu ama Jose Mourinho bu sadece diyor ki ben tabelaya bakarım diyor. Aslında realitede de böyle bakmak lazım Kerem. Evet. Neden? Biliyorsun tarihler şampiyonu yazıyor. Gönüllerin şampiyonu diye bir şey yazmıyorlar. Öyle hocam. Olmaz, değil mi? İşin gerçeği bu yani. Hani şöyle oluyor. Bizim oynadığımız dönemde de mesela 95-96'da biz çok iyi oynuyorduk. Fenerbahçe gelip şampiyon oldu. Herkes diyor, dedi ki Trabzonspor çok iyi oynuyor ama gerçek şampiyon Fenerbahçe olmuştu o sene. Çok iyi kadromuz olmasına rağmen. Ya konu geldiği için örnek vereyim diye anlattım bunu. Aynı benzer olay da burada. Kasımpaşa maçının ilk yarısında neticeyi alan bir Fenerbahçe ki şöyle de bir gerçek var. Bu bugün de göz önüne gelebilir. Nasıl? Fenerbahçe neticeyi aldığı zaman Jose Mourinho'dan kaynaklanan iyi savunma yapıyor. İyi savunma yapıyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ha, ama bugün Galatasaray geriye düşerse, Fenerbahçe böyle bir oyunu tercih ederse İş değişebilir. Galatasaray'ın daha farklı oyuncuları var skor yapabilecek. Evet. O yüzden biraz bugün Fenerbahçe skoru alırsa aynı zamanda Galatasaray'ı da kalesine yaklaştırmaması lazım. Sizce hocam Fenerbahçe skoru aldığı takdirde çekilir mi? Yoksa biraz daha topa hakim olmayı düşünür mü? Zaten baştan da öyle oynayacak yani dedim ya itmeleri çok iyi yapan. Fakat şöyle bir uzadıkça konuşmalar hep aklıma şey geliyor. Gene hep Amrabat geliyor. Amrabat'la oynayabilir çünkü onun felsefesini düşünerek. Çünkü diyor ben Fred de diyor Zmanski'nin sinini yapar. Doğru mu? Yapar. Yapar için, yapacağı için burada İsmail ve Amrabat'ı kullanabilir. İlk 11 üzerinde mi? İlk 11 üzerinde. Kullanabilir çünkü rakip çok farklı bir rakiple oynayacak. Şimdi o da biliyor rakibin çok farklı. Çabuk çıktıklarını, burada Amrabat'ı kapatmalarını, itmelerini çok iyi yaptığını çok iyi biliyor. Yani biz şimdi konuşuyoruz ya, konuştuksa benim ben oraya da kurgularım. Benim diyorum burada nasıl olsa Fred oyunu iki yönlüyü çok iyi oynayan bir oyuncu. Çok çok iyi oynuyor ama. Ceza sahasının içine giriyor mu rakibin? Giriyor. Dışarıdan vuruyor mu? Vuruyor. Pasörlüğü var mı? Var. Ben de Zmanski'yi orada kullanacağımı, ben burasını sağlamlaştırırım. Buradan da ona göre olabilir yani. Şöyle bir düşünürsün. Ama çok defansif olur gibi hocam, geliyor hocam. Defansif yani. Olacak da adam ona bakmak için. Çünkü gene söyleyeyim. Düdükle birlikte o itmeyi yapacak. Top rakipteyken sadece itme yapacak ama şu var çok iyi tuzağa düşürüyor. Sen ne diyorsun ki itme yaparken öyle bir alanda sıkıştırıp basıyor ki dikkat et o bastı ve kazandı topları. Avrupa maçlarında da. Avrupa maçlarında çok düşürdü o tuzağı. Hemen tak 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 oyunu kurup birden çoğalıyorlar. Arbitrin özelliği zaten o. Ki bugün de onu göreceğiz. Burada işte Galatasaray topu kazandığı zaman orta sahasından mı o çıkışları yapacak? Yoksa Beşiktaş oynadığı bir şey vardı, kupa maçı. Hatırlıyorsun iki tane uzun topla golle buluşturdular. Offside oldu. Fener'i bu tuzağı mı düşürecek? Bardakçı'nın uzun toplarını, Sanchez'in. O kadar alan olur mu ama onu i̇şte, bilmiyoruz. Ben o kadar mi? Olacağını kadar zannetmiyorum. Böyle, çünkü çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, sabit mi tutacak? Çünkü Osimhen çok dolaşan bir oyuncu ve hareketli bir oyuncu. Bütün iş orta sahalarda Kerem gene söyleyeyim hani gene orta sahalar kuvvetli olan orta sahada çabuk oyunu kuran ve çabuk düşünen o pasları çabuk çıkaran takım bence kanatlardan daha çok oralarda götürecek. Böyle konuştukça ve düşündükçe acaba Kerem Mertens'in yerine Berkan ihtimali güçleniyor mu diye yavaş yani, Kerem, bak burada da Berkan geliyor şimdi değil mi? Tabii benim aslında çok merak ettiğim parametreler var. Bunlardan bir iki tanesini söyleyeyim.
bir tanesi hangi takım rakip ceza sahasına kaç kere girecek? Bence bu önemli. Sizce kim daha çok girecek? Yani ben sayının az olduğunu düşünüyorum ama kimin gireceğini hakikaten merak ediyorum. İkincisi faul sayıları. Üçüncüsü çok istemesek bile bir de hakem. Evet. Bence burada çünkü 50 bin tane Fenerbahçeli olacak. Çok büyük bir baskı olacak. Hakem kararı bence özellikle... Dönüp dolaşık oraya gelecek. Tabii hocam yani... Nasıl buluyorsunuz Atilla Karoğlu'nu? Hocam kolay değil ki yani... ben sana açık bir şey söyleyeyim mi Kerem? Şu anda Türkiye Süper Ligi'nde bu maçı yönetecek hakem yok bence. Tamam Atilla Karaoğlan verildi, bekletildi, hazırlandı. Kabul ediyorum ama genel Halil Umut Meler dair yani şu anda bu maç, bu derbi maçını 6. hafta olsa bile şu anda form olarak bence yönetecek hakem yok. Kimseyi uygun görmüyorsunuz bu göreve. Form olarak uygun görmüyorum. Oyunu, yani, oyunu da çözemiyorlar ki zaten hocam. En büyük sıkıntı da oyunu çözemiyor hakemlerimiz. Ben o yüzden biraz şeyi merak ediyorum Kerem. Var kim acaba? Özellikle son haftalarda hakemlerin kararlarından çok varlığın etkili olduğunu düşündüğüm için var hakemi kim oldu? Açıklanmıştır herhalde. Açıklandı. Hemen söyleyeceğim. Özgür şimdi. Müydür acaba? Özgür. Onur Özütoprak. Evet. Onur Özütoprak. Bu maç tam hakemlerin oynayacağı maçı, Mourinho'nun hakemle oynayacağı maç. Sever böyle geçen sene atmosferleri. Kadıköy'deki maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetmişti diye hatırlıyorum. Ve her şeye faul çalmıştı. Evet. Her şeye. Yani burada basketbolda bile faul olmayacak pozisyonlara faul çalıp oyunun zaten yavaş ve kaybetmeme içgüdüsüyle oynayan iki takıma bu anlamda artık destek mi olmuştu diyeyim, oyunun çirkinleşmesine mi sebep olmuştu durma diyeyim. Durma seviyesine geldi. Çok ya. Kötüydü. Burada yani gerçekten izlediğim en kötü maçlardan biriydi. Seyir zevkini mahvettiler. Bu maçta da çok faulli geçecek. Her şey düdük çalacak göreceksin. Yani, o tabii oyuncuların da niyeti burada önemli. Ya oyuncuların bir kere yüksek bir motivasyonla oynayacağı %100 aşikar. Evet. Kesin. Zaten dış motivasyona ihtiyaç yok böyle maçlarda. Ama Kerem bu parametreler önemli. Hakem için de önemli. Çünkü açık söylemek gerekirse hocam normal bir başka maçı yönetmekle Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetmek arasında fark olmamasına rağmen maalesef fark oluyor. Oluyor olacak yani. İster istemez. Aynı şeyi Rams Park'ta da maçtaki aynen. için de söyleyeceğiz. Evet. O zaman geldiği zaman yaşarsak o zaman da söyleyeceğiz hocam. İzledi de aynı. Trabzon'da aynı öyle. Yani, çünkü hocam kararları çok değişiyor hakemlerin. Fenerbahçe statında faul verdiği bir şeyi örnek söylüyorum. Antep'te veremiyor mesela. Aynen. O zaman hem şey açısından yani adalet konusunda sıkıntı oluyor. Hem de yorumlama konusunda ya burada bunu verdin burada niye bunu vermiyorsun? İnsanların aklına soru işareti. Bu baskıdan dolayı da hakemler belki hani oyunu durdurmayı daha kolay garantici görüyorlar. Yolu seçiyorlar. Garantici bir tavır. Tabii garanti yolu seçiyorlar. Çok zorlanmadığı müddetçe VAR'ın müdahale etmeyeceği yere müddetçe onlar en ufak dediğim gibi arkadan böyle üflesen düşsen yere ona bile faul çalacaklar. Öyle bir maç olacak. Ya hocam şimdi konu geldiği için söylüyorum. Barış'ın elle aldığı pozisyonu ne hakem gördü evet. ne VAR gördü. Fenerbahçe'nin lehine kasıp var belki gördü ama %100 kanıt sunamadığı için girmemiş de olabilir. Kerem kaç tane açıdan seyrediyorlar. Hı hı. O kanıt sunamıyorsa kim sunacak? Başka kimse yok ki. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltısı. Biz maçı izlerken gördük. Onu var vermezse veya çağırmazsa ya gel Kerem şuna bir bak demezse neye diyecek ki? Hocam o tip pozisyonlarda da verilmediğini çok görüyoruz. Yani kol yeterince açık mı değil mi? Top mu ele gidiyor? El mi topa gidiyor? Onları o biraz şey değil mi? Sen o zaman penaltı lazım. Olmamaya yakız. Şöyle milyonlarca kez bu tip pozisyonlara penaltı verilmediğini gördük. Yani ben o yüzden %100 penaltı diyemem. Ben de farklı düşünüyorum. Ben de topu ellemek için engellemek için bir hamle olduğunu düşünüyorum. Elin doğal konumundan farklı açıldığını düşünüyorum. Ben de gördüm de %100 emin olunmadığında VAR devreye girmiyor. Yoksa top kola çarpıyor onunla ilgili bir soru işareti yok. Şu olabilir Kerem o zaman şöyle bir şey olabilir. O emin olmadığını farz ederek ya gel bir bak kardeşim. Hocam emin olmadan çağıramıyor protokol gereği. Oyun mu duruyor? Ki özellikle geçen sene maalesef VAR'ın karışmaması gereken
birçok pozisyonda protokolün bir kenara bırakıldığını da gördük. Hı. Önceki sezonda gördük. Onlar yanlış uygulamalar. Ya yani %100 emin olman gerekiyor vereceğin kararda. Sen de emin değilsin. Pozisyon i̇şte gittiğini olacak. O yüzden, çağrılması gerekiyor. Esasında zaten diyorum. Şu var ya, şu el kol çıktı. Yani yok, vücuttan geldi etti. Mesela seninle birlikteydik değil mi skorbotta? Evet. Kerem'in biz dedik direkt. Dedi ya, eline çarpıyorsa iptal olması lazım. Ya şimdi burada hocam şey çıkıyor. Kerem diyor ki Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaki pozisyon için bence diyor değil diyor. Tam net göremediği için. Ben de aksini net söylüyorum. Net olmadığı için. Ben de diyorum ki %100 penaltı diyorum. Şimdi olay ne biliyor musun? Kerem'inki de koşarken çarptı ya, hani aldı kolla alındı diyor. Şimdi kol zaten bu şey. Ya esasında bunu oraya çarptı, buraya çarptı. Kola geliyorsa abi herhalde ceza sahası için ne olursa olsun verin penaltı, kurtarın bunları. O çok iddialı olur. Ama ne yapacaksın? Yani. Çıkamıyorsun ki işin için. Sadece bizde değil, Avrupa'da da. Hocam penaltıda büyük ceza. Barış'ın pozisyonu dışarıda zaten hocam. Yani 30 kere bunlarla bak, yok onu çarptı, yok kolu böyleydi, açıktı, oraya gitti, yok vücuttan geldi gibi gibi bir sürü unsurlarla burada mücadele ediyorsun. Maçı anlatmaktan ziyade. Ya ben mesela şey de anlamıyorum. VAR protokolünü artık biliyoruz, öğrendik. Mesela maç sonu pozisyonlar tartışılıyor. Hakem yorumcuları özellikle bunu çok yapıyorlar. Ya %100 bir şey yok. Yani şunu yapması gerekirdi diyor. Ya kardeşim onu yapmıyor adam. %100 kanıt arıyor. Yani niye kamuoyunu bu şekilde yönlendiriyorlar? Gerçekten bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. VAR çıktığından beri olan tartışmalar ve bir arpa boyu yol kat edemedik. Çünkü protokol belli. Yani protokol belli. O zaman biz protokole uygun pozisyon mu arıyoruz yani? Biz arıyoruz yani kendimize göre, herkes kendine göre bir zaten. Bir şeyden bir çıkartmaya değerlendiriyor. Çalışıyoruz hocam. Kimsenin adil olmak gibi bir niyeti ya da kaygısı yok. Maalesef hayatın yani içinde kadar, de bunu gözlemliyoruz. Bu kadar da değil yani. Yani yok ayağına bastı, ucuna bastı, yok oraya evet. bastı, yok şu kolun buraya çarptı, yok el açı. Zaten el açık olduğu zaman hakem görmese var görüyor, söylüyor, bunları değerlendiriyorlar ama... Hocam ama öyle deme şimdi... Yani bu iş o zaman senin dediğine göre şey oluyor ama bu ligde gol farkıyla şampiyon belirlendi ya. Ya anladım evet. işte biz. Yani kendi, bunlar çok önemli konular. Şöyle kendi ligimiz hep, nasıl söyleyeyim onu, iyi bir cümle kurmak lazım. Yanlış yok ben sana şey tezat bir şey demek istemiyorum. Anlamadın. Hep problemli olduğu için, hep problem aradığımız için onunla mesela... Almanya'da mı? Ben zaman zaman ZDF'de de spor programını seyrediyorum. Hakemi getiriyorlar. Hakem. Eski hakemlerden. Bakıyor ayaktalar zaten. Aa diyor bu diyor tamam offside diyor. Bitti. Yok şöyledir bu böyledir. Yani 45 dakika neredeyse bir program o pozisyon içinde kalınmıyor. Biz çok çok işin içine girdik. Biz şeyi çözemedik hocam. Yani VAR'ın sürekli müdahale etmesini istiyoruz. Öyle bir şey yok. Ve evet. futbolun güzelliği açısından da VAR ne kadar az giriyorsa daha güzel. Ne kadar az giriyorsa o kadar doğal. İnşallah ama, bugün öyle bir şey olmaz. Biz VAR'ı umarız, karar merci olarak görüyoruz. Ya, olmaz. Evet VAR karar merci değil. Değil. Eğer %100 değişmesi gereken bir karar varsa müdahale merci. Ama Kerem bu konular hakemi falan da çok yoruyor. Evet. Çünkü yani tırnak içerisinde söylüyorum hakemin performansı maçın bir tarafa gidip gelmesinde çok önemli olay hocam. Dün şeyi seyrediyorum Ronaldo'nun takımının maçını. Net bir gol var. Yan hakem kaldırdı. Offside verdi. Orta hakem de offside iptal etti. Ondan sonra VAR müdahale etti. Şey, üçüncü gol. Efendim? Üçüncü gol. Yani evet. 5 metre falan geride. Yani aynen. Offside'ın O'suyla alakası yok. Alakası yok. Şeyi de verdi. Bir tane de ikinci golde de yanlış bayrak kaldırdı. Kornerde de aynı şekilde. O evet. Belki 5 dakika durdu maç orada. Doğru. Onu incelediler. İki golde de hatalı bayrak kaldırdı. Yani. Belki. İlki hadi neyse de ikinci hadi çok enteresan. İkincisi de şey zor. Çok özür diliyorum. Fenerbahçe çıkıyor sevgili seyirciler. Samandıra'dan ayrılıyor. Sarı lacivertliler canlı olarak bu görüntüleri ekranlara getirdik. Maça 2 saat kala Fenerbahçe Samandıra'dan hareket etti. Taraftarların desteği var. Meşaleler yanıyor. Sarı lacivertli futbol severler takımlarını Kadıköy'e uğurladı. Bu görüntüleri de canlı olarak ekranlara getirdik. Az sonra kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğimizi de belirtelim. Arkadaşlarımız hazırlıklarını gerçekleştiriyor. 19'da yine takım oyunu da A-Spor ekranlarında olacak. 2 saat kaldı derbiye ama garanti ediyorum çok dolu bir 2 saat sizi bekliyor A-Spor ekranlarında. Abdullah Hocam ağzınıza sağlık. Mahmut Hocam aynı şekilde. Biz derbi gününe noktayı koyuyoruz. Yayınlarımız sürecek, bir yere ayrılmayın.